Merhaba arkadaşlar, Aydaki Adam'a hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi özel bir konuğum var. Etiyen Mahçupyan. Merhaba. Merhaba. Sizle çok konuşacak şeyim var. Son dönemde yeni bir video serisi yapmışsınız. Yani geçen yıl yapmışsınız. İnsanı anlamak. Bir de daha önce yazdığınız kitapları tekrar yazmışsınız. 2008'de yazdığınız Batı'yı anlamak ve Türkiye'yi anlamak. Onlar yeniden baskılar mı yoksa? Evet yeniden baskılar. Yeniden yazma değil. Onlar bir takım editörler toparlayarak ya da de işini değiştirerek tekrar basabiliyorlar. Şu anda da bir tane Demokrat Manifesto diye bir kitap çıktı daha geçen hafta. O da öyle bir güncelleme yapmadınız. Yok yapmıyorum güncelleme. Çünkü yazıldığı tarihte nasıl yazılmışsa o da bence anlamlı. Bugün bir şeyler söylemeye, yazmaya devam ettiğime göre bugünkü fikrim eğer değişmişse de değişmiştir yani. Ama o öyle kalsın isterim. Kitaplarınız okumamıştım açıkçası ama biliyorum sizi tabii sizi çok uzun yıllardır. Kendi yazınızdan bir alıntıyla bir şeyler sormak istiyorum. Başkanlık sistemine evet demeyeceğim diye bir yazınız var. Orada şöyle diyorsunuz. Türkiye'yi demokratikleşme yönünde geleceğe taşıyacak olan sosyolojik tabanın muhafazakar dindar kesim olduğunu 90'ların başından bu yana savunuyorum. Toplumun zihni ve kültürel gelişiminin ancak en büyük cemaatin kazanacağı vasıflar sayesinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu bağlamda muhafazakarların kamusal alana girerek orayı dönüştürmelerini, aynı süreçte bireyselleşerek dünyaya entegre olmalarını devrimci bir dönüşüm olarak değerlendirdim ve hala da o kanaatteyim. Hala o kanaatte misin? Ya potansiyel olarak evet. Yani eğer Türkiye demokrasiye etkileyecekse bu tabii Demokrasinin de çok şimdi geniş bir elbazesi var yani neye demokrasi dediğimiz dair de ayrı bir hikaye. Evet, onu Ama yani insanların hem bireysel hem grupsal olarak özgürlük alanlarının giderek genişlediği, insanların bundan memnun olduğu, insanların kararlara katıldığı, kendisini ilgilendiren her konuda sözü varsa bunu iletebildiği gibi. Böyle bir şeye doğru gidecekse e, o zaman cemaatçi bir toplumda olduğumuza göre, en büyük cemaat demokratikleşmez ise zaten toplum nasıl demokratikleşecek? Esas mesele bu bence. O yüzden de Türkiye'deki muhafazakar dindarların demokrasiye meyil etmesi bir asgari koşul. O asgari koşul devam ediyor. Peki gerçekleşiyor mu diye bakarsak şu anda gerçekleşmiyor. O ayrı mesele. Ama potansiyel olarak öyle. Siz nasıl buna inandınız? Yani Neye dayanarak? E 90'lardan beri çok önemli bir değişim oldu Türkiye'de. Yani 90'larla beraber Türkiye'deki muhafazakar dindar insanların dünyası değişti. 28 Şubat'taki travma onlarda iç tartışmalara neden oldu. Başörtüsü hareketi çok önemli bir olumlu anlamda bir harekettir. Türkiye'de. Bunun yanında yine 90'larla beraber mesela yeni meslekler çıktı. Mesela ışıkçı, yönetmen, senarist gibi insanlar. Eskiden hiç muhafazakarlardan böyle insanlar yoktu. Şimdi, yine de az çıkıyor aslında ama. Evet. evet ama o dönemde de çok daha fazlaydı. 90'larda mesela bu muhafazakar genç kuşakların dergilerine bakarsanız çok büyük miktarda batı filozoflarını atıfta bulunduklarını falan görürsünüz. Yani bir hareket vardı. Bu hareketin tomurcuklanmasıyla beraber de zaten AK Parti refahtan ayrılması meselesi ortaya çıkabildi. Yani AK Parti'nin oluşumunda bu arka plandaki sosyolojik taban var. O zaman bir doğrultu elde ediyorsunuz ama bu doğrultuda ne kadar gideceğiniz, oradan ne kadar sapıp sapmayacağınız, e, ne kadar sağduyulu, basiretli çıkacağınız, ne kadar sabırlı çıkacağınız bunlar hepsi zamanın ortaya koyduğu şeyler. Öyle bir potansiyel vardı. Şu anda da var denebilir. Şu anda artık sadece muhafazakar kitle olarak düşünmüyorum. Çünkü bugünün teknolojisi, bugünün gençlik hareketi diyelim, dinamizmi daha çok kimlikli, karmaşık kimlikli, melezleşmeye daha müsait bir insan grubu üretti. E dolayısıyla bu insan grubunun şimdi birlikte yapabilecekleri daha da iyi şeyler var. Ben şeyi anlamıyorum kişisel olarak siz... Yani tanımayan belki yoktur ama yine de siz Ermenisiniz. Hı hı. Türkiye Ermenisi diye tanımlanmış Wikipedia'da. Tam olarak nasıl deniyor bilmiyorum. Hani ofendetmeden nasıl söyleniyor bu size? Ofendetme ihtiyacı, <laughs> imkanınız yok. Çünkü ben Ermeni cemaatinin de çok fazla parçası değilim. Hiçbir <laughs> zaman da öyle de hissetmedim açıkçası. Hasbelkader bir şekilde bir aileye doğuyorsunuz. Kendinizle ilgili bir sosyal cemaat tasavvuru elde ediyorsunuz. Benim çocukluğumdan itibaren bu sosyal cemaat tasavvurum Ermeniliği ya da işte Katolikliği ya da şunu bunu fazlasıyla aşan bir bir şey. Dindar biri misiniz? Hayır yani, hiç değilim. Hiçbir zaman olmadım. O zaman soru geliyor aklı, Niye onlarla berabersiniz? <laughs> i̇şte yani dindarların dindarlarla beraber, dinsizlerin dinsizlerle beraber olması beklentisi zaten Türkiye'ye çok zarar veren bir beklenti. Tabii Ama ki, yine de kişisel düzeyde bir şey olmalı. Yani bir nedeninin şöyle olabilir. bir şey dinler. Rin bizatihi kendisine baktığım zaman onların ne olduğunu görüyorum ve entelektüel olarak çok fazla bir saygım yok. Ama dindarlara saygım var dünyanın her yerinde çünkü onlarla beraber yaşıyorum. Onları dışlayarak kendime bir toplum kuramam. Onlar varlar. Hasbel kader gene yani bir şeye inanıyorlar. Ee, <laughs> hasbel kader dediniz yalnız. <laughs> evet, hasbel Çünkü tarihin getirdiği bir bir dinamizmin sonucu olarak bazımız Hristiyan, bazımız Müslüman, bazımız başka bir şey. Hatta belki bazımız dinsiz. <laughs> Ee, o zaman da biraz kendinizin de dışına çıkarak bakmanız gerekiyor. Yani benim dinsizliğim onun dindarlığından daha kıymetli değil. Tabii. Öyle bir iddiam yok zaten. Ha, da yani. işte Ama benim de yoktu. Hani Kişisel olarak niye siz bu kadar sağ cenahla ya da siyasal İslam'a destek verdiniz? Siyasal hayatında. İslam çok... Türkiye'de çok çok bence garip bir laf. Çünkü Türkiye'de siyasal İslam sadece laiklerin dilinde olan gerçekliği olmayan bir şey. Türkiye'de siyasal İslamcı hiçbir zaman yüzde üçü beşi geçmemiştir. Siyasal İslamcının yani siz ekstremistleri söylüyorsun. Hayır, ama siyasal İslamcının ne olduğunu anlamak için mesela Mısır'a, İran'a vesaireye bakmak lazım. Yani Müslüman dünyada bir siyasal İslamcılık var. Hı e, real bir şey, gerçek bir şey, ciddiye alınması gereken bir şey. Peki Türkiye Müslümanlığı bununla ne kadar yakın deyince çok çok az. Türkiye'de başka bir şey var. Mesela Türkiye'de oportunist bir Müslümanlıktan bahsetmek mümkün ama siyasal İslamcılık dediğim gibi çok mesafeden bakan bir layık perspektif. Yani mesela AKP Şimdi, siyasal İslamcı bir parti değil mi? Sizin? Değil. Hiçbir zaman olmadı. Şu anda da değil. Şu anda da değil. Hiçbir zaman olmadı. Ne yani, peki? Yani Nedir AKP? Ya çünkü mesela devletçi, milliyetçi kanat her zaman çok ağır bastı. Buna direnen unsurlar vardı. Daha İslami olan, ilginç bir şekilde daha İslami olanlar daha etik bir Dünya da tasavvur ediyorlardı ve kaybettiler onlar. Ama zaten azınlıktaydılar. Şimdi yeni nesiller olarak baktığımız zaman e, ben oportunizmin çok güçlü olduğunu düşünüyorum o o cenahta. Bu oportunizmle tam olarak neyi kastediyorsunuz? Nasıl bir oportunizm? Yani içinde? iktidar var, iktidarın olanakları var. Bunun getirdiği bu hiyerarşide tırmanma imkanları veriyor bana. Ve de zaten cemaatsal bakışın getirdiği şöyle de bir şey var. Bir toplum cemaatlerden oluşuyorsa etik de parçalanmış demektir. Yani bu sadece Müslümanlar için geçerli değil, laikler için de geçerli, Hristiyanlar için de geçerli. Kendi cemaatinin içinde ahlaklı oluyorsun. Öteki cemaate karşı pek ahlaklı olmak gereğini duymayabiliyorsun. Bu Türkiye'de çok genel bir hastalık. Aynen. Oldu. Çünkü cemaatçi bir toplum böyle olur. Yani, ve... Trafikte de böyle. Sadece e, Aynen, tabii. Tabii. Yani neden öyle? Çünkü zihniyetimiz bunu bizim için doğal ve normal hale getiriyor. Şimdi bütün bunlara rağmen ilk soruya dönersek niye ben bunları destekledim? E çünkü Ana damar bu Türkiye'de. Layık kesim yabancı bir kesim esas olarak. Şimdi mesela bu yerli kelimesi var. Yerli kelimesinin bir çekiciliği var. İnsanlar anlamlı buluyorlar. Hatta yanına milli de geliyor bazen. Milli, geliyor. O bir kombinasyon. Devletle bir kombinasyonu söylüyor. Ama yerliden kasıt büyük bir ihtimalle daha Müslümanlık. Ama biraz da buraya ait olma duygusu burayı taşıma duygusu. E ben layık kesimden geliyorum. E layık kesimde bu duygu son derece zayıf. Layık kesim... Yani buralı olma duygusu. Evet. Zayıf. Layık kesim doğruyu bilen, normatif olarak bakan ve Türkiye'nin ne olması gerektiğine karar vermiş, oraya onu davet eden bir kesim. Biraz tepeden paraşütle inmiş gibi bir hali var yani. Kültürel olarak baktığımız zaman ama böyle demokrasi olamaz. Bir zaman bu paraşütle inmiş bakışla herhangi bir ülke demokrasiye gidemez. Yerliliğin demokratlaşması gerekiyor. Yerli diyerek demokratlaşılmıyor o ayrı mesele. Ama o şart yani. Bu da beni ikinci not aldığım şeye getiriyor. İyi oldu. Sonra da diyorsunuz ki Cumhuriyet'in kuruluşundan gelen vesayet sistemine ve Kemalist ideolojiye hep karşı oldum. Yıllarca o bakışı ve toplumda yaratmış olduğu tahribatı eleştirdim. Niye öyle? Yani neden karşı? Çünkü öyle bir olay var. Yani Kemalizm Türkiye'de yani 1930'larda ortaya çıkmış haliyle Kemalizm'den bahsediyoruz. yani, Türk... yani 23'lük kastetmiyorsunuz. Bir ideoloji olarak Kemalizm'den bahsediyorum. Hı hı. Mustafa Kemal'in yaptıkları ya da söyledikleri vesaire değil. Türkiye'de Kemalizm aslında insanlardan bağımsız olarak nihayette Ordunun bir tür rehberliği altında var olan bir, bir ideoloji. E, Türkiye'ye çok zarar vermiş olan bir ideoloji. Çünkü Türkiye'yi cemaatsal yapıda tuttu. Müslümanlar yer altına indi bir anlamda, entelektüel anlamda baktığımız zaman. Layıklar kendileri bir cemaat oldular ve en tepedeki cemaat haline geldiler. Devletle çok fazla iç içe geçtiler. Bunu işte sanayiden, iş dünyasından çok iyi biliyoruz bir noktadan sonra da burası bir toplum olma vasfını bir türlü kazanamadı. Öte yandan kimlik olarak baktığımız zaman bu kadar katı bir laiklik tanımı, yani laikliğin neredeyse dinselleşmesi bu. Çünkü o zaman toplumun çok önemli bir kısmını siz aslında vatandaşlığın dışında tutmuş oluyorsunuz. Çünkü Türk kimliğini ya da makbul vatandaşlık kimliğini aşırı laik bir şekilde tanımlıyorsunuz. Ama herkes aşırı laik olmak zorunda değil. Bir de bu aşırı laiklik kamusal alanı da ...çok daralttı. E, siyasete imkan vermedi... ...demokrasiyi tırpanladı bence. Bu kadar keskin konuşmanız haksızlık değil mi? Yani tamamen yanlış mıydı? Şöyle, Kemalizm... ...yaptıklarıyla bence... ...çok çok büyük ölçüde yanlıştı. Hayalleriyle tasvip edilecek ya da... ...olursa iyi olur denebilecek şeyler... ...vardı onun içinde. Ama uygulama... ...bunun tam tersi oldu. Bütün bu uygulama mesela Türk kimliğinde de geçerli. Türk kimliğinde ne mutlu Türk'üm diyene. Değil mi? Hı -hı. E, ama öyle olmuyor... Türküm diye mutlu olmuyor. Başkasının sana Türk demesi gerekiyor. Devlet sana Türk derse mutlu oluyorsun. Devlet sana Türk demese mutlu olmuyorsun. Ama bu her Mesela, yerde biraz öyle değil midir? Yani. Ya bahsedelim. her yerde olabilir ama ben kendimize bakıyorum. Ben yani sonuçta şuna benziyor. Evim çok kötü yapılması lazım. Depremde yıkılacak. Aman canım zaten bütün evler öyle diyebilir miyiz? Yok, benim evim yıkılacak Yok, yani. Yok tamamen depremde. doğrulamak <laughs> adına söylem. yani safsata evet. yapmadım da şey hani bu bana biraz şeyi hatırlatıyor söylediğiniz. Hani İslamcılar yine tırnak içinde yüzyıllık zulüm diye bir şey vardır. Hatta bazen 70 yıl diyorlar. Niye öyle diyorlar bilmiyorum. Yani bütün cumhuriyet dönemini bir i̇şte, zulüm bir olarak... 2000'e demek ki demeye çalışıyor. Herhalde o. ama bazıları da belki 30'lardan başlatıyorsa hani işte ha, değişiyor. Yani. Şöyle bir şey soracağım size. Mesela burada birisi, bunu gerçekten tartışma açısından söylemiyorum. Burada birisi bana dese ki ben namaz kılmak istiyorum. Ben ne yapmalıyım sizce? Bu şirkette yani. Hı -hı. istiyorsa kılsın canım. yani Şirketin de, içinde. Evet yani herkesin önünde ya da şu anda çekim yapılırken gelip yanımızda yapacak hali yok. Zaten şimdi şöyle bir şey. Eğer burada gerçekten samimi bir talepten bahsediyorsak dindarların genel bir özelliği var. Türkiye'deki dindarların da öyle. Başkalarını rahatsız etmemeye çok özen gösteriyorlar. Şu anda daha dışa dönük dindarlık olayı bambaşka bir olay. Aslında ne kadar dini ondan çok emin değilim bir Müslümana sormak lazım. yani evet namaz kılarken Instagram'a... Yani post... illa sen gözüne sokmak üzere yapıyorsan zaten o dini değil bence zaten başka bir şey bir sosyal olay oluyor. Bu sosyal olay nedir? birbirini namaz kılıyor mu kılmıyor mu diye eğer hani çetele tutuyorsa insanlar işte benim kendimi göstermiş oluyorum. Ya yani o siyasiler üzerinde de böyle bir büyük baskı var biliyorsun. Peki şöyle devam edelim ya yani senaryo yazıyorum. Geldi kılabilir miyim dedi. Ben de dedim ki ya kılamazsın burada yani ortam yok. Ya gerçekten de Buranın mimarisi çok el vermiyor. Yok, yani. Gerçekten de demenize gerek yok. Şimdi ne oldu anladım. anladım. Hayır yani, yani bir şey oda yok burada dolayısıyla şey, açık takılması lazım falan filan. Şey. Bu bir zulüm mü? Yok hayır. Şimdi bakın zulüm kelimesi literatürün içinde bir bağlama oturuyor. Hı. Bir sürü gönderme yapıyor. Şimdi bir Müslüman buna zulüm dediği zaman yüzlerce başka olayı tarihteki başka olaya gönderme Aynı yaparak bir şey yapıyor. Dolayısıyla yani bu gerçekten baktığın zaman bu bir zulüm mü? Hayır zulüm değil tabii yani. yani. Sonuçta buna benzer bir sürü şey oluyor. Çocuk bir şey istiyor baba bırakmıyor zulüm mü? E yani Miniyete yani, mini, mini gelmedi diyebilirim. Yani tabii yani öyle bir ağır kelimeler hiçbir zaman gerçeği söylemez bize. Ağır kelimeler, yüklü kelimeler kullanıldığı zaman başka bir mesaj daha var demektir ve bu mesaj genellikle esas bağlamın dışında bir mesaj. Burada da öyle oluyor. Şu anda din en fazla kullanıldığı noktada bence Türkiye'de. Sıradan insanların içinde ve sosyal olarak. Çünkü şu devletin ya da siyasetin kullanması o kadar zararlı değil. İzale edilebilir. Ama toplumun kendisi kullanmaya başlarsa bu çok büyük bir zarar verir. Etik açıdan Ahlak açısından yani ve bu da şu anda Türkiye'de yaşanıyor. Yozlaşma ne kadar yaygın görüyoruz. Yani yargı sistematiğinin içindeki olayları görüyoruz yani. Evet. Son 20 yıldır, 25 yıldır şu argüman var ya işte camilerimizi ahır yaptılar falan diye bir şey var. Şimdi ben 72'liyim, sizden küçüğüm tabii ama babaannemi, anneannemi hatırlıyorum. Samsun'da yaşıyorlardı köyde, oraya gittik ettik. Ben hiç öyle bir şey duymadım yani camiler ahıra çevrildi diye bir şey. Bu kurulmuş bir tarih mi? Ya bu şöyle hiç yoktur diyemeyiz ama olmuşsa 30'lu yıllarda olmuş olan şeylerden bahsediyoruz. Şunu da diyelim ahır olmuş kilise sayısı ahır olmuş cami sayısının çok yüzlerce çok... misli fazla. Yani ama ibadet haneyi ahır yapma olabilir bir şey olarak da gözüküyor. Yani sadece Türkiye'de değil, olabiliyor böyle ben, şeyler. Ben Türkiye'de yani. kimsenin kolay kolay korkmadan bir camiyi ahıra çevirebileceğine inanmıyorum açıkçası. Evet ama tabii bu şimdiki dünyamız. Mesela 1930'larda yaşasaydık neden korkuyor olacaktık? Neden korkmadan bir şey yapıyor olacaktık? Bu biraz değişik olacaktı muhtemelen. Yani. O dönem farklı bir dönem. O dönem hani biliyorsunuz kafatasları ölçülüyor. Bayağı başka türlü bir dönem yani. Yine de tek tükte olsa olmuştur mu? Yani olmamıştır dememizin olmuş ol. Olsa olabilir yani çünkü şimdi şöyle de diyelim bir tane olmuşsa üç tane olmuşsa bu hayatı değiştirecek bir şey, bir şey değil edin. yani. Olabilir insanlar böyle yaratıklar insanlar yapabilirler ama insanların üç dört tanesi beş tanesi bir şey yaptı diye eğer ben bugün insanlar hakkındaki kanaatimi sil baştan değiştireceksem veyahut da belirli yaftalamalarla gideceksem bu benim hastalanmamı işaret eder. Geçmiş olayı değil esas olarak. Peki siz bu fikirleriniz doğrultusunda sadece siz değil bir sürü insan Murat belgede var Eser Karakaş... Neval Sevindi bir sürü insan, Ali Bayramoğlu entelektüel olarak o cenaha güç verdiniz. Pişman mısınız? Yok pişman değilim. Yani güç vermek tabii çok abartılmış bir şey. Çünkü yani, ben kendimi ne kadar, ne kadar etkili olduğumu ben kendim bizzat yaşadığım için çok fazla olmadığını söyleyebilirim. Esas dinamik orada alttan gelen genç kuşağın dinamiğiydi. O insanlar devletin dışından geliyorlar siyasetin dışından geliyorlar. Kültürel olarak ikinci sınıf vatandaşlar ve de kendi cehaletlerinin farkında olan insanlar. Hı hı. Bir parantez açalım. Layık kesim de çok cahil ama o cehaletinin farkında değil. Bunlar farkında neden? Altta kalı, Underdog yani. Altta olan insan. Bunlar mesela başörtülü zaman, öğrencileri falan mı kastediyorsunuz? Bütün, yani? bütün genel olarak İslami bakış ve şöyle söyleyeyim. Gerçek bir anekdot. AK Parti iktidara geldikten sonra bakanlardan birisiyle karşılaşmamda. Etiyen Bey inanır mısınız dedi. Bir yere yemeğe gittiğim zaman dedi. Yabancılar davet ediyor. Çok çok tedirginim. Çatal bıçak nereye, niçin konur? Şu anda yeni görüyoruz ve bir anlamı da yok bizim için. Hani niye çatal ...ofta falan bir anlamı yok ama bir şeye uymaya çalışıyoruz. Şimdi bunu genişletelim. Bunun nasıl bir genel eziklik olduğunu düşünelim. O yüzden bu insanlar layık kesimin entelektüelleri eğer... ...samimi olarak yaklaştılarsa bunlara... ...onlar da tabii ki kapılarını açtılar. Ve bu iletişim olayı çıktı. Öte yandan 90'larda şu da vardı daha AK Parti falan ortada yokken bile... ...Türkiye eğer bir yere gidecekse bu cemaatsal kırılmayı aşması gerek. Yani bir şekilde layık kesimde, dindar kesimin, sünni, alevi. Ya bunların bir şekilde konuşuyor olması gerek. Olay buydu zaten. Ve tamamen konuşarak başladı. Refah Partisi'nden ayrılma, AK Parti'nin kurulması apayrı bir dinamik. O dinamik gelip bu ortamı tabii ki e, kullanmak istedi. Yani davet ettiler. Şimdi şeye bakarsanız mesela Tayyip Erdoğan'ın 2001'den sonra 2010 yılına kadar bütün toplantılarına kimler davet edilmiş? En yani vay çeşit her türlü insan davet ediliyordu oraya ve hakikaten insanlar not tutuyorlardı, konuş konuşmalar ciddi konuşmalardı. Hani bu kendini açma olayı ciddi bir olaydı orada. Ve siz de Buna samimi olarak inandınız. O. Ben yapabileceğim şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Onlara ben garanti veremem ki. Yani şimdi ben herhangi bir siyasetçiye fikrimi söylerim. Siyasetçi gider tam tersini yapar. Ne yapabilir ki? Yani ben gidip de kendi fikrimi söylemeyecek değilim yani öyle yapacak diye. Çünkü benim fonksiyonum orada bitiyor. Benim fonksiyonum bir hamle sonra bu benim dediğimi yapmadı demekten ibaret yani. Ve şu anda da öyle. Ama tekrar yaparlarsa yapsınlar. Yani terslerine de bakalım. Layık kesim yapsın. Bu fikirleri onlar harekete geçirsin. Onlar hayata geçirmek istesin. Yani oradaki siyasetçiler ne yapıyor? diye de bakabiliriz yani. Sırası geldi. Dün gece 99'da çıktığınız bir programı seyrettim. Necip Habilemitoğlu, siz, Nevaş sevindi. Evet, çok meşhur program. Meşhur program Yani bir de çok ek sözlükte falan da çok yazılmış. Onu sormazsam olmaz. Dün hepsini seyrettim programın. Bir saat 20 dakika galiba. Biraz içim şeyle doldu nasıl yani. Orada çok gençsiniz tabii. Hı hı. O programı tekrar baktınız mı? Ne hissediyorsun? Yok, bakmadım. Yani oradaki olay belliydi. Bilmeyenler için açıklayalım bir o ara bir şey olmuş. 28 Şubat'ın hemen ertesi bu. 99'da Fetullah Gülen'in eski bir takım ses kayıtları çıkmış. Orada da işte Atatürk'ü sevmiyorum falan diyor galiba. Tam meseleyi anlamak mümkün değil oradaki tartışmadan. Orada da Mehmet Ali Birant rahmetli ki grup var gibi. Yani siz Nevval Sevindi ve karşı tarafta da Fikri sağlar var, Hablemitoğlu var. var. Bir de iki kişi var. Onun isimlerini hatırlamadım. Orada bir sert hatta Nevval Sevindi açısından bence biraz tatsızlaşıyor bazı yerlerde falan. Yani dün seyrettiğim için söylüyorum. Öyle bir tartışma dönüyor. Şuna bağlayacağım. Sizin bu entelektüel düşüncenizi anlıyorum ama tabii siz mesela orada entelektüel olarak çok akılcı bir şey yapıp aslında savunmuyorsunuz Fethullah Gülen'i. Çünkü şey diyorsunuz hani bu bir gerçektir diyorsunuz bu bir toplumsal olgudur dolayısıyla bir şey diyememe getiriyorsunuz fakat <laughs> aranızda büyük bir tansiyon var yani Hablemitoğlu'yla ile ki Hablemitoğlu sonra biliyorsunuz suikaste uğradı ve hatta bazen iki taraflı sertleşiyor tartışma neden o kadar gergin Ol. Ya oradaki tartışma şimdi arka planı gene bu 1990'lar 28 Şubat olayı ve aslında ulusalcılığın bir biçimde iflası meselesi ve hala devletin sanki bunlar olmamış gibi muhafazakar kanat üzerinde bir baskı oluşturma politikası ve de onları hiç tanımadan tamamen siyasi bağlam içinde değerlendirmesi meselesi bu. Yani Gülen Cemaati olmayıp başka bir cemaat de olsaydı benim için çok bir şey fark etmiyor. Çünkü o cemaatin bir sosyolojisi var. Gerçek insanlar var yani. O gerçek insan onlar esas konuşulması gereken şey. Bu insanlar niye Fethullah Gülen'in peşinden gittiler? Ne eksik? Bu eksik nasıl doldurulur? Vesaire gibi şeyler. Yoksa bu devlet için tehlike. Yani bu devlet için tehlike lafını biz, ben çocukluğumdan beri duyuyorum ve bu bende sadece ve sadece devlete güvensizlik üretti. Çünkü devlet çok fazla yalan söyleyen bir devlet. O Sanırım yüzden Sanırım de, bütün devletler gibi olabilir. E, olabilir. Gene aynı şey. Bu depremdeki evimi örnek vereceğim. Beni ilgilendirmiyor başka <laughs> devletler. Yani. Sonuçta eğer şeye dönersek, Ermeniliğe dönersek benim geçmiş burada bin senedir, üç bin senedir, kaç bin seneyse burada ve sonuçta o gelenek başka bir yere gitme ihtiyacı duymamış yani bu topraklar bana ait topraklar ya da benim kullandığım topraklar bu topraklardaki diğer insanlar da bir şekilde benim kardeşim, arkadaşım, dostum vesaire gibi insanlar. E şimdi bu insanları anlamak diye bir mesele var Türkiye'de. Ve devlet bundan kaçıyor, devlet tamamen tepeden bir şey yapıyor. E orada da olay dolayısıyla saptı aslında şeyden. Yani şimdi orada e, programa, çok kötü bir program yani. programa eğer sosyolog davet etselerdi öyle bir tartışma yaşasaydık çok daha verimli olurdu. Ama devleti savunan, devlet adına iş yapan insanları davet ettiğiniz zaman... Hablemitoğlu'nu mu kastediyorsunuz? E, tabii Hablemitoğlu. Ne, Fikri e, da biraz öyle. Ne yapıyordu devlet adına bilmiyorum. Onun için sorayım. yani bütün bilgi kaynağı oradan geldi. MIT, MIT'in başına gelmek istiyordu vesaire. E bir sürü şey var. Evet yani... ama şöyle bir sorun yok mu? Hablemitolu şöyle diyor. Bir evet tehlikeyi işaret ediyor. Diyor ki ya bu adamlar özetle bu, yani bu adamlar örgütleniyorlar ve bir şekilde bir şey yapacaklar yani kontrolü ele geçirecekler. Siz de diyorsunuz ki hayır aslında. Fakat 20 yıl sonra biliyoruz ki aslında öyleymiş. Yani yanılgınızı kabul ediyor musunuz? Aslında öyleymiş değil. Bir sürü yön var insanların önünde. O yöne doğru gitti. Yani AK Parti ille buraya mı varması lazımdı? Yok ama buraya vardı. Ya da Türkiye'de Kemalizm ille bu noktaya mı gelmesi lazımdı 90'lara? Yok ama buraya geldi. Türkiye'nin ortamı yanlış yapmayı, kolaycı yola girmeyi teşvik eden bir ortam. Öbürü irade ve sağduyu gerektiriyor ve çok özel koşullarda olabilecek olan bir şey. Şöyle diyelim AK Parti'nin ilk döneminde... Eğer layık kesim AK Parti'ye destek verseydi, yani bunu meşru bir hükümet olarak görseydi, perde arkası, darbe girişimleri, arayışları olmasaydı, 367 olayı olmasaydı, parti kapatma olmasaydı. Kapatma belki teşebbüsü. De, teşebbüsü. Belki de Gülen cemaat hiçbir zaman böyle kuvvetlenmeyecekti zaten. Belki de başka bir yola gidecekti. Ama çok hırslı bir insan var orada, Fethullah Gülen. Ve Fethullah Gülen'le ilgili şöyle bir durum var, bunu onun ilmizlerinden... Hani edinmek mümkün konuşursanız. Siz konuştunuz mu kendisiyle? Ben zaman gazetesinde 14 sene yazdım. Biliyorum. Dolayısıyla hemen hemen her hafta birkaç gün onlarla beraber oldum. Ve tabii nasıl bir kafa yapısı, nasıl bakıyorlar? Şöyle bir argüman geliyor önünüze. Fethullah Gülen bugüne kadar ne yaptı ise başarılı olmuş olan bir insan. Ve bu... O anda mı bu? O anda. Evet. Ve bu açıklanması mümkün olmayan bir şey insani olarak. Demek ki burada uhrevi... Bir şey var ha, onlar buna inanıyor. onlar, Siz onlar inanıyorlar ne? şimdi bu orada duruyor tabii çok daha kompleks bir şey bütün bu Gülen cemaati olayı okulları sohbet odaları falan çok daha kompleks bir olay AK Parti'ye göre çok daha modern AK Parti'ye göre çok daha gündelik hayatta demokrasi yanlısı vesaire ama gibi görünüyor ama yani hayır o hayır işte o da var. Bu da var. Yani ben Türkiyeyi anlamak için şunu görmek lazım. Herkes, her hareket, her grup, her siyasi parti çelişkili. İçinde birbiriyle uyumsuz şeyler bir aradalar ve hangilerinin galip geleceğini ne zaman hayat belirliyor. Bilmiyoruz. Yani Bu siz ikisi... o zaman hiç şüphelenmediniz mi mesela. Yani Hayır birisi sorsaydı potansiyel var mı? Var. Ama Çünkü ama her zaman. O programda var. sanki yok gibi konuşuyorsunuz. Onun için. Şimdi o program karşımdaki insan devletin bakışıyla geldiği için ben otomatik bana orada toplumun bakışıyla bakıyorum. Çünkü beni ilgilendiren şey orada Fethullah Gülen'in ne yapacağı şimdi kim herhangi bir insana kefil olabilir ki ama binlerce on binlerce insan var bu cemaatin içinde ve normal sıradan insanlar. Şimdi bu insanlar buranın vatandaşı ve siz bir tehdit tehlike olarak üretir üretirseniz onlarla ilgili bir kaygıyı geliştirirseniz sonra onların tümünü ortadan kaldırmaya yönelik bir hareketi meşrulaştırırsınız ve nitekim öyle oldu. 2016 yılından sonra bizzat AK Parti eliyle bütün bu insanlar bir şekilde diskalifiye edildi, görevlerinden alındılar. Ama onlar da daha önce başkalarını etti ya. İşte ama onlar, onlar değil. Bu yani ama çok sosyal... bundan çıkamayız. <laughs> yani şöyle, çünkü sosyolojiyle siyaseti ayırmadan... Anlayamayız olayı. Mesela Fethullah Gülen ve çevresindeki insanlar çok kötülük yapmışlardır. Doğru. Cemaatin altına indiğimiz zaman hiç kötülük yapmamış binlerce insan vardır. Bu da doğru. Ve siz yani evet ayırımı, ama bu, bu, bu hitlerin altında da bir sürü insan iyiydi gibi oluyor ya. Evet. Şimdi öyleydi diyebilir miyiz? Yani e, öyleyse öyledir. Burada öyleydi. Hı. Çünkü... Fethullah Gülen'in gene zaman gazetesindeki benim edindiğim deneyimde Fethullah Gülen zaten kendi yaptığını cemaatin bilmesini istemedi ve anlatmadı. Birbirine paralel birkaç tane hiyerarşi vardı orada. ve O birinin içindeki bambaşka bir hiyerarşiydi. Bir memur hiyerarşisi bir de tamamen sosyallik vardı. Sosyal cemaatleşme meselesi vardı ve o sosyal cemaatleşmede sıradan insanlar vardı. Şimdi o sıradan insanları siz bu şekilde mahkum ederseniz eninde sonunda birisi onları... Tümüyle diskalifiye etme, harcamaya doğru gider ve orada da durmaz. Şu anda KHK'lılarda olduğu gibi başka alanlara da girer. Bir nektodan sonra ben sırf sizden hoşlanmadığım için sizi ihbar ederim. Yığınla öyle olay oldu. İnsanlar işlerinden atıldılar. Ama yani iki taraftan bu... da oldu yani. Tabii tabii. Tabii. E, tamamen yozlaştı yani o. Ama olan. siz biraz layıkçılara çok vuruyorsunuz. Dondum. Çünkü ben layık kesimden geliyorum. <laughs> ya niye kendi kesiminize vuruyorsunuz? E çünkü <laughs> ancak ben kendimi değiştirebilirim. Yani Ama ben şöyle. kendi kesimimde bir şey yaratabilirim. Çünkü ben ne kadar ne söylersem söyleyeyim... ...mesela Kürtçe toplumu üzerinde bir etkide bulunamam. Yani bazı Kürtlerin benim dediğimden esinlenip... ...ya da anlamlı bulup ya da herhangi bir şekilde... ...ona benzer şeyler söylemesiyle ancak orada bir değişim olabilir. Ben kendime baktığım zaman cemaat olarak kendimden memnun değilim. Biz elimize gelen fırsatı... Cemaat derken? Layık kesim. Ha, yine kendiniz o cemaatin parçası mı? E tabii. Sonuçta ben kültürel olarak layık kesimin içindeyim. Bütün, bütün dünyam da hala o yani. Yani 14 yıl... Zamanda yazmış olmanıza rağmen. Ya o bir şey, o bir iş o. Sonuçta bir şey diye bir tane yazı yazıyorsun, tam gönderiyorsun. Bu, tam burada bir şey soracağım. Şu bir problem değil mi? Yani samimi konuşuyorum. Orada Neval sevindi ve siz o sırada saman yolunda program yapıyorsunuz. Dolayısıyla cemaatten aslında maaş alıyorsunuz. Doğru mu? Tabii. Yani şey evet. Dolayısıyla... Ama da, hayır pardon. Ora, daha oraya işte değilim ben. O 99 orası. Ya programlar yapıyorsunuz yakınsınız yani. Yani bir ilişkiniz var cemaatle. Yani tamam evet. Abdülmitoğlu'nun devletle ilişkisi var da sizin de öbür tarafla ilişkiniz var. Bu bir çıkar çatışması değil mi? Ya da en azından öyle görünmez mi? Ya görünürse görünebilir ama sonuçta şimdi oraya davet edilmiş olduktan sonra yapacağınız tek şey gerçek düşüncelerinizi söylemek. Yani benim böyle bir kaygım hiçbir zaman olmadı. İnsanlar beni neyle ilişkilendirir falan filan beni işte AK Partili mi görür falan. Ben düşündüğümü söylüyorum. O açıdan söylemedim ama izleyen birinin kafasında soru işaretleri uyandırabileceğini kabul edersiniz herhalde. E o uyansın. Uyansın, düşünsün. Yani Türkiye'deki olaylar eğer yüzeysel bakarsanız yüzeyseldir. Ama derinlikli bakarsanız çok farklı olabilir ve burada da izleyici birkaç katman o yüzden de ben sıradan hani yüzeysel bakan izleyiciyle çok fazla bir işim yok zaten biraz önce sordunuz kitaplarım da çok fazla satmıyor yani Çünkü bu başka bir şey Türkiye'de kitaplar çok satmıyor peki yani özetle 24 yıl sonra aynı fikirde misiniz yani o günkü pozisyonunuzda mısınız pozisyon olarak evet pozisyon olarak öyle ama değişen gerçeklik karşısında şu anda yeniden baktığım zaman niçin böyle oldu sorusuna bir cevabım var. Ee, ha onu merak ediyorum evet. Niçin böyle oldu? Niçin böyle oldu? AK Parti devletin dışından geldi, siyasetin dışından geldi ve siz devletin içinde insanlarınız yok ise Türkiye'yi yönetemezsiniz. Ben buna bizzat şahit oldum. İlk 5-10 yıl içindeki Birçok olayda bürokrasi Tayyip Erdoğan'ı apaçık şekilde aldattı. Çünkü bilginiz yok siyasetçi olarak. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kadronuz yoksa evet. Evet. Bürokrasi sizin önünüze bir dosya getiriyor. O dosya eksik oluyor, fazla oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Siz onu gerçek sanıyorsunuz. O yüzden de devlette insanlarınız olması lazım. Kim var devlette kim olabilir? Ya Kemalist kadroyla işbirliği yapacaksınız. Ya da Gülenci kadroyla. Ve Kemalist kadroyla yapamayacağınız birinci günden belli oldu. Çünkü daha iktidar olmadan zaten bir takım toplantılar başlamıştı ordunun içinde falan filan. Layık kesim mesafe alıp dincilik vesaireyle suçlayarak AK Parti'yi sıkıştırınca AK Parti kaçınılmaz olarak kendi dünyasında gitti. Fethullah Gülen'le anlaştı. Nereye kadar geldi Bunu bu? biliyor muydunuz siz de? Yani. Tabii ki. Herkes yani her, herkesin gözü önünde oldu bu olay. Çünkü sonuçta siz reform yapmak istiyorsanız bir şeyler yapmak istiyorsanız devletin içinde insanlarınızın olması lazım. Bu da Fethullah Gülen'i halazlandırdı. Gene Fethullah Gülen açısından da birden fazla yol vardı. Fethullah Gülen hiçbir şekilde siyasete girmeme kararı da alabilirdi ve kendisini sosyal olarak genişletebilirdi. Öyle olsaydı bugün en güçlü insanlardan birisi olurdu Türkiye'de. Ama yanlış karar aldı. Siyasete girdi. Siyasette ortak olmak istedi. Opportunistlik yaptı. Yani evet o, o yani bu gücünü kullanmak istedi ve 2011 seçimlerinde AK Parti'nin önüne bir liste koydu. Milletvekili listesi. 100 diyen var, 150 diyen var milletvekili adedi olarak. Ben bilmiyorum, emin değilim. Bu dedikodu mahiyetinde mi konuşuyorsun? Hayır, bu sadece rakamı bilmiyorum. Ama Hı -hı. bu liste var, liste geldi. Listede kimlerin uğraştığını da biliyorum. O listeyi temizlediler. Birkaç kişi çaycı bıraktılar. Ve orada aslında 2011'in sonuna doğru koptu bu ilişki. Çatırdı. Fethullah Gülen'le ilişki koptu. 2012'nin başında zaten... Fetullah Gülen MİT Başkanı'nın Hakan Fidan'ın tutuklanması için girişimde bulundu. O noktadan sonra iki tarafta birbirini bütün istihbarat üzerinden kontrol etmeye başladı. Tam bir aslında büyük bir kavga meselesi var orada. Biz yani, farkında bile değiliz bu arada. Gülen'in ne olduğu 2011-12 yıllarında belli olmuştu. Şimdi dolayısıyla mesela burada ahlaki bir şey soracaksak o zaman şunu sormamız lazım. Fethullah Gülen'in hevesleri belli olmasına rağmen acaba layık kesim için onunla işbirliği yaptı? 2013 yaptı tabii ki. 2013, 14, 15 ya, yaptı. Tamam, Erdoğan devirmek için diyorsun. Aynen. Acaba Anca, sizin düştüğünüz, kim sizin düştüğünüz hataya düşmüş olabilirler mi? Yani düşmanımın düşmanı dostumdur. İşte, yani benim benim için öyle bir şey değil. Ben benim <laughs> çünkü. Şu, Şöyle bir şey söyleyeyim. Kendinizi sağlam almak istiyorsanız Türkiye'de siyasetin üzerinden giderek toplum okumamanız lazım. Topluma toplum gibi olarak bakmanız lazım. Hakiki insanlara bakmak lazım. Değerli olan orası. Diğerlerine hiçbir şekilde zaten güven olmaz. Bir de niye olsun ki? Onlar iradesi olan özneler. Herhangi bir karar alabilir. Mesela bugün gider bir tanesi bir yolsuzluk yapar. Bilmem kaç milyar dolar götürebilir. Ona kim kefil olabilir ki? O yüzden de eğer toplumdan hareketle bakıyorsanız mesela daha sağdu yolu diyeyim ya da daha sürekli değiştirmek zorunda kalmadığınız bir pozisyonunuz olabilir. Ben öyle yaptım ama sırf değişmesin, pozisyonum değişmesin diye değil. Zaten bence ilginç olan da bu. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de ilginç olan toplumun kendisi. Siyaset çok banal bir şey Türkiye'de. Hakikaten vakit vermek, üzerine düşünmek saçma bir şey. Çünkü herhangi bir şey olmuyor, bir yere gitmiyor. Yerinde sayan Böyle çamurda debelenen bir şeymiş gibi yani siyaset. Çok iyi bir entelektüel olduğunuz için çok güzel kurtuluyorsunuz ama şeyde ikna olmuyorum. Yani ben mesela kardeşim ve ben 1998'de Fethullah Gülen'in videolarını seyredip gülüp dalga geçerdik, taklit ederdik. Yani Hı -hı. sizin gibi bir entelektüelin evet, Fethullah ben... Gülen gibi bir adamın demokrat olabileceğine inanmış olmasına hayır. ben inanamıyorum. Demokrat Hayır hiçbir şekilde inanmadım demokrat olacağına. O, zaman o videoları seyrettiğim zaman ben de güldüm birçoğuna ama herhalde zaman ama o onun peşinden giden insanlar var gene toplumu atlamayalım gerçek insanlar niçin Niçin acaba benim gibi reaksiyon vermiyorlar ve inanıyorlar? Bu Türkiye'nin gerçeği o insanlar. Bugün Fethullah Gülen gider, başka biri gelir, aynı şeyi yapar. Evet ama bu da garip bir düşünce oluyor. Yani aslında şöyle söyleyeyim ben hiçbir cemaate giren bir adama veya kadına güvenmem. O zaman zaten yalnız Türkiye'de yalnız olmayı. Evet, zaten programladı aydaki adam. Evet. <laughs> Ama şu var, e, eğer böyleyse ile ilgili normatif bir şey söyleme, bir analiz yapma şansı da kalmıyor. Çünkü eğer buysa olay, o zaman ben kendi hayatımı yaşarım. Çünkü emek vermemin de bir anlamı yok. Ama destek vermek yani anlamak evet. Yani niye bu insanlar Fethullah Gülen diye bir adamın peşinden gidiyorlar sorusu ilginç bir soru olmakla birlikte ona katılmak başka bir şey gibi geliyor bana. Katılmıyorsunuz fark. ki. Hayır, siz yani mesela zamanda çalışmazdım ben ya da e, evet, o, 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 o zaman para kazanamazdım. Çünkü hiç kimse bana iş teklif etmedi. Ha aslında kendi cemaatinizden de dışlandığınız için. Mi? Tabii. Yani sonuçta siz Türkiye ile ilgili bir analiz yapıyorsunuz ve kendi cemaatiniz sizden hoşlanmıyor. Size iş vermiyor. Bir şekilde başka bir işiniz yok. Yani ancak buradan alacağınız parayla yaşayacaksınız yani. Bu çok ilginç ama o zaman bir tehlikeyi görmüş olmanız lazım. Yani sonuçta bu ilişkiye girdiğiniz andan itibaren entelektüel bir sorumluluğunuz var. Şöyle tabii var ve de dolayısıyla da çok ilginç bir durum var. Bu zaman gazetesi son 2014'ün mart ayına kadar hiçbir rahatsızlık belirtmedi. Hiçbir yazımın hiçbir cümlesini çıkartmadılar. Hatta 2014'ün başındaki ilk birkaç ay tamamen cemaat aleyhine yazmama rağmen okul sistematiğini 17-25 olayını yazdım. 17-25'in bir yarı darbe olduğunu yazdım. Ona da hiçbir şey söylemediler. Ha, ilginç. Evet yani işte bu çelişkili olaylar. Onlar niçin böyle düşündüler? Kafalarındaki neydi? Aslında kafalarındaki bana, bana söylediler. Kafalarındaki şuydu. 2014 Mart yerel seçimlerinde AK Parti öyle bir hüsrana uğrayacak ki dediler. Sen artık böyle yazamayacaksın. Yani sen kendin değiştireceksin yazdığını. Bu da ilginç Çünkü ben yani. de onlara sürekli AK Parti kazanacak diyordum. 17-25'e rağmen. 17-25 onların yolsuzluk yaptığını söylüyordu AK Parti. Nin. Doğru. AK Partiler yolsuzluk yaptılar. Ama 17-25 denen şeyin yapılma biçimi o kadar darbeyi andırıyor ki AK Parti'nin tabanı yeniden sahiplenecek. Çünkü o tabanı tanıyorsanız tepki budur yani. Ve öyle de oldu yani sonuçta. Peki sonuç olarak bir entelektüel hüzün ve sorumluluk hissediyor musunuz bugün? Geç, geçmişe baktığınızda yoksa Yo, çünkü... içiniz rahat mı? Yani sonuçta yo, hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Çünkü ben her an düşündüğümü yazdım. Kendi isteğimle ayrıldığım gazete yeni bin yıl kapandığı için öyle bir durum oldu ama ondan sonra 3-4 gazeteden hepsinden atıldım. Yani dolayısıyla zaten atılarak çıkıyorum gazetelerden gazetelere geçiyorum. Yani yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim şey yazmaya devam etmek nereye kadar giderse ve onların sabrı e, nereye kadar. Bu arada siz aslında kimya okumuşsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'nde Robert Koleji bitirmişsiniz. Kimya okumuşsunuz. Sonra mü işletme Değil. Evet. Kimya, Thomas, sonra da mülkiye, ekonomi. Aslında siz sosyolog değilsiniz. Neden bu kadar merak saldınız bunlara? Bir de ticaret yapmışsınız. Yani evet. aslında onu anlatır mısınız biraz nasıl oldu? Yani hayatın getirdiği olaylar aslında tamamen kolaya kaçma alışkanlığı var Yani Benim için de aynı şey geçerli. Yani ciddi olarak Niye evet. zor bir şeye girmişsiniz aslında? Yani Yok, benim için kolay olana girdim. Yani çünkü liseden sonra Boğaziçi'ne geçmek o zaman Boğaziçi değildi tabii. Ee, son, son, benim son yılımda oldu. En kolay şeydi. Hani kampüs bile aynı. Fen derslerim çok iyiydi her zaman. Dolayısıyla hani mühendislik en kolay yapabileceğim şeydi. Bunun içinde kimya gene en kolayıydı. Ama aslında bunları istediğimden çok emin olmadığımı ya da aslında gerçek yeteneğimin de orada olmadığını ben 3-5 sene sonra keşfettim. Mülkiye'ye gittiğim zaman. Askerden sonra mülkiyeye girdim doktora programına. Büyük bir şans olarak 1975-80 arasında Türkiye'nin görmediği bir doktora programı vardı Türkiye'de. Yani Amerika'daki en ileri üniversitede ne varsa o vardı ve onun hocaları gelmişti. Yani Belki öyle... bu da Cumhuriyet'in faydalarından biri olabilir. Ee, yani ülkedeki insanların ileri görüşlülüğü, idealizmi tabii. Yani şu var şunu söyleyebiliriz. Türkiye hiçbir zaman devlet istediği kadar baskıcı olamıyor. Olamadı. Hiçbir zaman olamayacak da bundan sonra da olamayacak. Çünkü hamur öyle değil. Biz Alman değiliz yani. Her zaman kaçak yerler olacak ve orada çok iyi şeyler her zaman yapılabilir. Ama onu da 5 sene yapabildiler. E, 80 darbesiyle bitti. Ama ben o tam o 5 sene ülkede çok iyi hocalarla beraber oldum. O, o hocalarla ama e, yine de işletme doktorası yaptınız değil mi? Evet ama işletme doktorası e, yaparken çok değişik dersler aldım. Yani e, neden sosyoloji doktorası yapmayı seçmediniz onu merak ediyorum. Çünkü o aslında işletme okumuştum. İşletmeden ekonomiye geçiş. O da gene kolay. Gerçi... ezber gibi yani ezberle olmuş gibi. Yani Bu... öyle olması gerekir diye. Yani o, o daha birbirine yakın bir şey. Hala sosyal yani sosyoloji, antropoloji gibi şeyler hala çok uzaktı bana e, o günkü dünyamda. Ve de doktoraya sınavla giriliyordu. Ben iki tane kitap kudum. Bir makro iktisat, bir tane mikro iktisat. Bir tane de bir Londra'ya gittiğimde hoşlandığım bir kitap almıştım. Büyüme ile ilgili. R.G.D. Allen diye bir adam. R.G.D. Hı -hı. Allen. Hiç unutmadığım bir isim. Küçük bir kitap böyle. Onu almıştım. Bir de onu okudum. Sırf meraktan yani. Hoşuma gittiği için. Bir sınav yaptılar. Ee, sınavda IMF falan soruları hep hep boş bıraktım. Sonrasında bir tane tam bir soru vardı. En büyük puanı vermişler. Ve o benim aldığım küçük kitaptan birebir bir soru geldi. Ben o sayede doktora programına girdim. O sayede tamamen orada şans eseri orada oldum yani. Öyle bir şey. Tesadüflerin getirdiği bir hikaye ve o tesadüflerin getirdiği hikaye beni işte... İlkay Sunar gibi insanlarla tanıştırdı. Yahya Tezel gibi, Tuncer Bulutay gibi. E, o insanlarla beraber ben bir anlamda yeniden düşünmeyi öğrendim. Yani entelektüel birikiminiz akademikten çok kendi... Çabanızda olmuş. Orada doğru soruları sormayı öğrendim ya da oraya doğru mail ettim. ve o sorular beni işte bu zihniyet analizine vesaireye götürdü. Sonrasında gene çok büyük bir şans. Eczacı çalışırken bir seminere katıldım. Bir sosyopsikoloji semineriydi ve onun yaratıcısı olan çok önemli bir Amerikalı profesördü. Onunla tanıştım falan ve hepsi birleşti. Yani şöyle bir şey belki de insanların önüne böyle şanslar geliyor. Ee, sen hani onları hmm. alıp ilmikleri birbirine bağladığın zaman ve de soru sormayı öğrenmişsen hani o da bir tesadüf belki. E o zaman önüne bir düşünme kanalı açılıyor. Şimdi bu düşünme kanalı para kazanmaya yeter mi? Yetmez yani genellikle yetmez. E bir taraftan da bir şey yapmanız gerekiyor. O yüzden ben işte iş hayatına da girdim. Danışmanlık da yaptım, yazı da yazdım falan. Ne yapabiliyorsam onu yaptım 99'da yani. 99'da daha sinirlisiniz. Yaşla mı daha sakinleştiniz. O videoda sinirli görünüyorsunuz. Ya o dönemin başka videolarını izlerseniz öyle değilimdir muhtemelen. Bu o videoyu... şimdi çok özel bir olay. Çünkü onun arka planında tartışmalar var. 28 mesela, Şubat yine oldu. mesela Hablemitoğlu'nun orada olması, onun davet edilmesi benim şöyle kanaatim şu. Onu devlet önerdi. Yani Mehmet Ali Birant onu kendisi mi çağırdı? Buraya çağrılanlar kimler çağrılsın diye birilerine soruldu mu? Genellikle öyle oluyor çünkü bu işler. O sorulanlar nasıl bir cevap verdiler? Yani ama orası bir ama Hablemitoğlu öldürüldü sonrası. Dediğiniz evet, ama... kadar hani dediğiniz kadar muktedir olsaydı ama... Onu sonuçta kimlerin öldürüldüğüne dair artık hep epeyce şeyimiz var. Eşiyle konuşanlar biraz daha fazla biliyorlar. Sonuçta devletin içindeki olaylar bunlar. Çünkü ya mesela Gülen cemaati öldürmedi yani. Bir ara Gülen öldürdü oldu. Bir ara ya Ergen'e Keşke onlattı. dediler herkes. Yani o zaman ne güzel. Her şeyi FETÖ'ye at hani kurtu. Ama Değişiyor hani yani 2016'dan sonra o oldu. Hatta dava yeniden açıldı. Peki siz pişmanım demeyeceksiniz anladık. <laughs> <laughs> yani ne, pişman düşman olabilecek ne yapabilirim şu ki zaten açıdan. çünkü yani kişisel olarak sizi suçlamak adına değil ama bu sizin içinde olduğunuz insanlar ben de Bilgi Üniversitesi'ndeydim işte Murat Belgiyi uzaktan biliyorum falan. Ben Jacob benim esasen. Dolayısıyla tamamen zıt fikirlerdeyiz. O insanlar şu an geldiğimiz noktada hiç şey demediler. Ya biz hata yaptık demediler. O benim garibime gidiyor. Çünkü şey gibi hani ha. bir oyuncağı açıp bozup sonra ya bu bozuldu demek gibi geliyor. Çünkü bozuldu. Ama bu. hayat öyle bir şey değil ki Oyuncak orada duruyor. Bir saat sonra gitsen aynı oyuncak hala orada duruyor. Oyuncağın kendi iç dinamiği yok, devinimi yok. Sizce son 20 yıldır bir sürü değer çok yara almadı mı? Tabii hep beraber veriyoruz o yarayı. En başta devlet. Şu andaki sistem mesela Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bir sistem mi? Cumhurbaşkanlığı sistemini Bahçeli getirdi. MHP'den bağımsız olarak getirdi. Siyasetten bağımsız demektir bu. Kim o zaman Cumhurbaşkanlığı sistemini önerdi? Kim Tayyip Erdoğan'ın ortağı şu anda? Evet ama bütün suçu da ona yıkamayız tabii. Yani beraber Hayır işte hayat böyle bir şey. Yani o, şu o yüzden... ilginç geliyor bana. Galiba iki gün önce bir hakeme yumruk attılar ya. Hı hı. E, <laughs> bu eski Türkiye çok... Ben eski Türkiye çocuğuyum yani 70'lerde doğduğum için. Eski Türkiye'ye çok kara çalınıyor ya. Ben eski Türkiye'de tırnak içinde birisinin hakeme yumruk atmayı düşünebileceğini düşünmüyorum. Doğru bu. Değil mi? Tabii. Yani bu son 20 yıl. Tabii yılın... yani şöyle süflileşti tabii her şey yozlaştı. Şöyle diyelim, Kemalizm artık bir çare değil. Bugün için mi bugün için çare değil. Bunun olumsuz yönleri de var. Çünkü Kemalizm ne de olsa bir kaliteydi. Bir modernist hareket. Evet, modernist ama bir bir tür bir seviye öneriyordu. Şimdi o seviyeyi de kaybedilmiş oldu. Ama sırf o seviyeyi önermiyordu. Bu seviyeyi baskıcı bir şekilde yaptırmak istiyordu. Bunu yapmasaydı ve sadece o seviyeye davet edebilseydi sistemi çok hayırlı bir iş olacaktı. Belki belki de şu anda bir sürümüz yani benim gibi saydığınız isimler şu andaki bu reform geçirmiş belki de kemalizmin de Türkiye'de anlamlı olduğunu savunuyor durumda olacaktık. Ama hayat öyle geçmedi ve hayatın nasıl geçeceğine dair sorumluluk alamayız biz birey, bireyler olarak. Onun için de pişmanlık duymanın da bir mantığı yok. Şu anda olsaydınız yapar mıydınız falan diyorlar. Bunlar anlamsız çünkü öyle bir şey gerçek soru değil bunlar. Şu anda ne yapıyorsam o bana o bir şey söylüyor. Şu anda ne yapıyorum? Şu anda bu iktidara çok sert bir şekilde karşıyım. Çünkü bu iktidar sistemi yeniden cumhuriyet öncesine anlam dünyası olarak taşıma ya yönelik bir iktidar. Yeniden iddiatçı Perspektife doğru bizi götüren. Evet bir, ona da. gelecektim. Son yazılarınızda yeni iktidatçılık diye bir konseptten bahsediyorsunuz. Biz bunu Rasim Ozan'la da aynısını ona da söyledim. Yapmaya çalıştığınız demokratikleşme hareketi daha beter bir otokratik sistemin içine düşürmedi mi bizi? İki olayla beraber oldu. Bir kendi içinde tasfiye bölündü. Yani şimdi AK Parti'nin ilk 5-6-10 yılının içindeki insanların çok azı şu anda var artık. Şu anda artık bunu AK Parti demek bile çok mümkün değil bence. Bu Tayyip Erdoğan'ın kendi projesi. Evet kendi projesi ya da her geçen gün daha da çok daha da çok kendi projesi. Bu devlet tarafından desteklenen bir proje ama. İşin bu tarafını atlarsak Türkiye'yi anlamak biraz zorlaşıyor. Türkiye'de devlet aklı tek bir adamla anlaşarak Türkiye'yi yönetebilme yeteneği kazandı. Bir tek Tayyip Erdoğan'la anlaş. 30, %30, %40 oyu al, yönet. Ekonomideki yanlışları yapmasalardı zaten çok rahat bir şekilde geçen seçimi de kazanırlardı. Bundan sonra da artık olay bitmişti yani. Siz ama seçimi de aslında Altılı Masa'nın kazanacağına inanıyordunuz. Altılı Masa'nın kazanacağına inandım. Çünkü bu, ben de inanmıştım. Evet çünkü <laughs> kamu yoklamalarının bu kadar yanılacağını düşünmedim. Orada yani. da biraz hatta neredeyse komplo teorisine kayıyorsunuz bazı yazılarınızda. Aslında anlaştılar geliyorlar gibi bir şey var ama o öyle olmuyor. O yanılgı. Anlaştılar. Yani olsa. derin devlet tırnak içinde altı Hayır, masa... evet Şöyle muhalefetin kazanma ihtimali gözüktükçe kamuoyu yoklamalarında devletin içindeki bazı unsurlar muhalefetle ilişki kurdular. Biz bunu mesela CHP ilişkisinden biliyoruz. Dolayısıyla devlet de kendisini açığa çıkarmamak için hazırlıklıydı burada. Ama öyle olmadı. Yani bir backup yedek plan olarak. Yani, muhtemelen öyle. Çünkü esas tercihleri tabii ki öbür öbürüydü. Ama yani seçimden iki sene öncesinden beri yazdığım bir şey vardı. İktidarın Türkiye anlattığı bir hikaye var. Türkiye'ye verdiği bir gelecek tasavvuru var. Bir benlik tasavvuru var. Ve muhalefetin bir alternatifi yok. Şimdi buna rağmen kazanabilir mi? Kamuoyu yoklamaları kazanabilir diyordu. Ama ucu ucunaydı aslında. Evet bu gezen gözlemcilerden falan da genellikle olumlu mesajlar geliyordu. Ve de ben şunu da düşünüyordum. Eğer kamuoyu yoklamalarını yapanlar partileri doğru ölçerlerse o zaman Cumhurbaşkanlığı sisteminde kimin kazanacağını da doğru ölçerler. Çünkü muhalefet partilerine oy vermesine rağmen Tayyip Erdoğan'a oy verecek kimse hemen hemen yok. Bu ikinci varsayım doğru çıktı. Ama birinci varsayım çöktü. Yani partiler zaten AK Parti artı MHP'yi geçemediler. Bu arada siz Gelecek Partisi'nin de kurucularındansınız. Evet. Yine bir İslami hareketin içinde. Yani o tabii İslami. <laughs> yani işte dedim ki bunlar ne kadar Müslüman, ne kadar İslami. Şimdi her türlü insan var. Siyasi parti bu. O tamam benim Davutoğlu'yla özel ilişkim nedeniyle. Ha, arkadaşınız mı? Evet. Yani o bir istekte bulundu, bulundu ve ben de kurucu oldum. Ama yani şu anda hiçbir Fonksiyonum yok pardon. Bu arada yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa gayrimüslim bir vatandaş başbakan danışmanı olmuş galiba. Böyle bir bilgi var muhtemelen. Yani başbakan danışmanıydınız. O böyle Fetullahla olan savaşın tam göbeği değil miydi o durum? Azletti neredeyse. O dönemde ha, oradaydınız. Fetullahla ilgili ben, ben yani ayrılmamdan sonra ya. Fetullah olayı dedim ki çoktan bitmişti çünkü o zaten 2011-2012'de olay bitmişti Orada aslında. Orada niye Ahmet Davutoğlu'nu azletti? Çünkü artık kendi başına bu partiye sahip olmak istedi ve bunun da imkanı... Yani bir muhalefet miydi ona karşı? E tabii çok yoğun bir muhalefet vardı. Çok belli etmiyordu çünkü. E, ama bazı şeyler belli etti. Mesela etik yasası çıkarmak istedi, engellendi. Biz yoksa ilçe başkanı bulamayız dedi. Hani Tayyip Erdoğan, bunlar kamuoyuna yansıdığı için söylüyorum. Yani buna benzer birçok olay var. Orada hep Tayyip Erdoğan köstek oldu. Ama 2015 Kasım'da e, çok net bir şekilde kazanınca... AK Parti orada bu tasfiye kararı ortaya çıktı. O tasfiye ile Gülencilerin devletten tasfiyesi birleşti ve sonuçta pirupak bir Tayyipçi AK Parti ile pirupak bir MHP'lilerden oluşan devlet kaldı elimizde. Ve şimdi o ikisinin koalisyonuyla karşı karşıyayız. O yüzden de şimdi artık otoriter bir yönetim, doğal ve normal olan halimiz. Esas risk buydu yani. Esas gidil her an gidilebilecek olan ve engellenebilecek olan şey buydu. 28 Şubat'ta laik kesin buraya git kendisi gitti. Benceremi. AK Parti'nin ilk dönemi bir penceredir. O pencere, o fırsat kullanılamadı. Ee, sonra ama zaten Türkiye gibi ülkeler, bu fırsatları çok az kullanabiliyorlar. Yine de 25 yıl önce sizinle karşılıklı otursaydık ve ben işte 22'lerimde 23 yaşında falan olsaydım size şey derdim. Ya bu adamlara güvenmeyin derdim. Sizin bunun. E zaten <laughs> güvenmiyorsunuz ki ama. İşte esas bence layık kesimin anlayamadığı şey e, şu. Aslında layık kesim layık kesim bence entelektüellikten de pek anlamıyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> çünkü şöyle bir şey. Çünkü güvenmiyorsunuz zaten. Siz sadece bir ilişki içinde ona bir şey söylüyorsunuz. Söyleme fırsatı var kullanıyorsunuz ve söylerken tek bir kişiye olmamasına dikkat ediyorsunuz. Hı hı. Esas riskli olan birebir danışmanlık meselesi. Çünkü orada kimin eli kimin cebinde bilemezsiniz. O çok yaygın, çok opportunistçe bir olay. Ama siz eğer kamusal bir entelektüel olarak yapıyorsanız, zaten fikrinizi sürekli söylüyorsunuz. O zaman o cemaati bir bütün olarak etkilemeye çalışıyorsunuz. Şu siz anda hangisindeydiniz? Ya benim benim derdim her zaman dediğim gibi toplumun içindeki insanlar oldu. Ben, ben siyasetten hoşlanan biri değilim. Siyasetçi olmak hiçbir zaman istemedim. Milletvekilliği iki defa önüme geldi. İkisinde de istemedim. Yani benim gündelik hayatımı öyle geçirmem kabus gibi bir şey. Yani bir milletvekili Olmayı hakikaten Ankara'da, hayal edemiyorum yani. Ankara'da yaşamayı gerektiriyor. Yani çok kötü bir şey. <laughs> hayır hayır takım işte kravat falan giyip her gün yani gidip aynı insanlarla aynı lokantada yiyip saçma sapan dedikodu yani, bana göre değil yani. Evet bu da çok belli bir şey. Öte yandan çok heyecan verici bir şey var Türkiye'de. Türkiye çok değişken, dinamik, pragmatik bir ülke. Türkiye son yıllarda dünyaya hızla entegre olmuş bir ülke. Son yıllarda hızla melezleşen bir ülke bütün siteler, dinler vesaire yeniden harmanlanıyor. Olağanüstü heyecan verici bir kitle var karşınızda. Ya ve bu, ve bu insanların içine girmek, bu insanlarla konuşmak, o insanların parçası olmak yani. Bu müthiş keyif veren bir yol. Bu aynı zamanda eğer siyasete tahvil olacaksa ne hala ama o onların içinden birilerinin siyaset yapmalarını gerektiriyor. Şu ama anda da hala içinden, durum. Siz onların içinden biri değilsiniz aslında. Onun için. Değilim. Benim yapabileceğim şey onlarla konuşarak onların siyaset yapabileceği ortamı belki teşvik etmekten ibaret ya da imkanı artırmaktan ibaret yani. Peki merak ettim. biraz kişisel bir şey soracağım. Ben hiçbir cemaate giremem çünkü gülüyorum ben. Yani bana birisi <laughs> bir şey söylediği zaman mesela desek ki Fethullah hey Gülen de ben konuşsam dese ki ben o dediği şeyleri dese gülerim ben ve atılırım büyük ihtimalle. Siz Şöyle hiç... söyleyeyim ben eğer e, benim deneyimim şu cemaat içine girdiğiniz zaman gülebilirsiniz hiç yadırgamazlar. Zaten Gülen cemaat diyerek çok kötü <laughs> bir şey <yapamadım. gülüyor> evet, Gülen cemaatinde de hiç yadırgamadılar. Sizi Ama mı? diğer cemaatlerde de söylediğiniz zaman hiçbir şekilde yadırgamıyorlar. Onlar biliyorlar kendini. Ha öyle mi? Tabii ki. Onlar kendi aralarında bunları konuşuyorlar zaten. Ha, biz aslında çok akıllı değiliz mi diyorlar? Hayır ak ak akıllı oldukları için yol arıyorlar kendilerince ama şu yani kusura bakmazsak dışarıya baktıklarında da çok akıllı insanlar görmüyorlar yani <laughs> bize baktıklarında. Hocam yani, yapmayın ya. yani Robert evet. Kolej mezunusunuz. E, Bunun akıllı bir ilgisi yok. Şöyle söyleyeyim ben benim Robert Kolej'e girdiğim zaman bin kişi katıldı ve ilk yüz kişiyi alıyorlardı ben girdim. Bugün girebilir miydim acaba? Bugün daha zor girersiniz tabii i̇şte, de. Yani yine de. O zaman Robert yani, Kolej'de olmayacaktı. Hani Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmişsiniz. Ama yani. bir sürü bir sürü birikmiş imkanın üzerinde ben Robert Kolej'de oldum, Boğaziçi'li oldum. Çok kolay oldum yani bu işlere. Niye kendi cemaatinizde kavgalısınız? Kavgalı değilim. Yani çünkü benim kendi cemaatiminde müthiş bir esnekliği var ve büyük bir yelpaze var. Yani layık kesim dediğim zaman her türlü insan var içinde yani. Dolayısıyla öyle bir şeyim yok. Ama layık kesim adına güç kullananların sürekli yanlış yapmasıyla buraya geldik. Sonuçta biz yönettik. Laik kesin 23'te başladık. 2000'e kadar biz yönettik yani burayı. Sonuçta askeri darbeler yaptık şu bu. E şimdi burada bir sorumluluğumuzun olmaması çok mümkün değil. Bu sorumlulukla yüzleşmek gerekiyor. Bunu yıkadıktan sonra, bunu paketledikten sonra ancak bir şekilde layık kesimin olumlu tarafına da bahsedebiliriz. Yani bu şu anda mesela İsrail-Filistin olayında gibi olaylarda da aynı şey. Bir sürü Yahudiniye İsrail'e karşı. E yani bunu yapmak zorundalar yani. Çünkü tasvip edilemeyecek bir devlet politikası var. Toplumun içinde kötü ve yanlış insanlar olabilir. Bu o kadar kritik bir şey değil. Çünkü toplum çeşitliliğini devam ettiriyor. Ama güç temerküzü merkezileşme ve bunun belirli bir ideoloji adına yanlış kullanılması ya da insanlara zarar verici şekilde kullanılması çok büyük bir zarar kim yaparsa yapsın. Ve ben layık kesimin ayrıca zaten bir şekilde eleştirilmesi gerekiyorum. Çünkü biz daha kültürlü olduk, daha iyi eğitim aldık, daha çok şey biliyoruz, daha çok yer gezdik, dünyada neler olup bittiğini biliyoruz. E şimdi o zaman da bu bizim sorumluluğumuzu artıran bir şey anlıyorum ama çok kabul etmiyorum. Siz sorumluluk <laughs> almayabilirsiniz tabii. Layık kesimde böyle sorumluluk almayan bazı tipler de çıkıyor. Hayır ben, şey şu... ben kendimi layık kesim olarak da görmüyorum yani ben ilgilenmiyorum hani böyle bir şeyle yani dinle ilgilenmiyorum. Peki bir video seriniz var. Yani göreceğini yapmışsınız. İnsanı anlamak. Yani biraz daha aslında büyük resme bakar olmuşsunuz doğru mu? Evet yani giderek. Yani zaten bu zihniyetle ilgili yazdığım ilk kitap 1996. Dolayısıyla o zaman da esas olarak baktığım şey siyaset değil. Gündelik siyaset benim için her zaman ikincili oldu. Para kazanmak için gazetelerde yazıyorsunuz ve orada mecburen siyaset yazıyorsunuz. Ama benim esas ilgilendiğim alan her zaman zihniyet, kültür, bu alışkanlıklarımız, bazı hareketleri, bazı bünyemize uygun olan şeylerin niye bizim bünyemize uygun olduğu meselesi, bunların nasıl değişip değişemeyeceği gibi şeyler. Dolayısıyla o zamandan beri onlarla ilgiliyim. Şimdi tabii giderek daha da rahat, elim rahatladı çünkü bir yerde yazmıyorum aslında daha kendi Serbestiyet ismi. diye bir yer o. Evet serbestiyet bizim taraftan vesaire ayrıldıktan sonra arkadaşlarla kurduğumuz bir site. Orada da Hani siyaset mesela bu son bu iddiaçılık serisi olarak diyebileceğimiz şeyi yazdım. Onda daha devam etme niyetinde değilim mesela söyleyeceğimi söyledim yani. Niye iddiaçılara bu kadar kızgınsınız? Yine kızgınlık falan değil. Bu çok duygusal şeyler değil. Ben çok duygusal birisi değilim yani öyle şeylerim yok. Baktığım zaman gördüğüm fotoğraf şu andaki iktidar bize ne anlatıyor? Mesela millilik üzerinden bir şey anlatıyor. Millet önemlidir diyor. Basit bir örnek. Mesela Avrupalılar diyorlar ki Osman Kavala'yı çıkarın, şunu yapın, bunu yapın ve bir özgürlük tanımlıyorlar. Tayyip Erdoğan çıkıp diyor ki bireyin özgürlüğü ikincildir diyor. Daha önemli büyük özgürlükler vardır diyor. Milletin özgürlüğünü kastediyor. Şimdi bu faşizan bir şey. Evet. Ve siz de buna destek verdiniz. İşte bu işte. İşte açılık yani. bu. <laughs> Onu Ama ama 2002'deki Tayyip Erdoğan böyle ya da değil, AK Parti böyle, değil. böyle değildi. Şunu da diyebiliriz. Tayyip Erdoğan her zaman buna yatkındı. Evet. Ama AK Parti bu çünkü AK Parti bir organizmaydı. Tayyip Erdoğan'ın emirlerinin ya da isteklerinin çok azı bakanlar tarafından yerine getiriliyordu ilk 10 senede. Bakanlar bayağı özellik sahibi insanlar. Ama AK Parti sıkıştıkça, tehdit altında olduğunu hissettikçe, Tayyip Erdoğan'ın psikolojisi tabana yayıldıkça bu nasıl oldu? İşte gezi öyle kullanıldı. Öyle başlamadı ama kötü kullanıldı aslında. Yapanlar tarafından da ama Tayyip Erdoğan tarafından tümüyle öyle algılandı. Yani Tayyip Erdoğan'ın dünyasında Batı beni devirmek istiyor şeyi çıktı klişesi. Hı hı. Ve aynı 2013 Haziran Sisi Mısır'da darbeyle geri geldi. Sisi'yi bütün dünya kabul etti. O zaman Tayyip Erdoğan dedi ki bunlar beni de devirecek. Ve 17-25 oldu 6 ay içinde. E şimdi bütün bunları o adamın dünyasına koyduğu zaman bütün bunlar hayali hani yanlış şeyler, yanlış bir kurgu diyebiliriz biz. Ama onun dünyasında bunlar real ve onun tabanında da bunlar re. Şimdi korku üzerinden yeniden toparlanma, işte bütün o tasfiyeleri getirdi. Tek adam etrafında bütünleşme, duygunun kimliğin öne çıkması hali. O zaman artık ortada ne demokrasi kalır, ne özgürlük kalır, hiçbir şey kalmaz. O noktadan sonra artık başka bir AK Parti var ve bu savunulabilir bir AK Parti değil. Yani 2015'in başından itibaren AK Parti başka birçok geçmişte de başka partilerin de bu dönüşümlerine bakarsak maalesef Türkiye'de şöyle bir şey var. Her parti kurulduğunda en özgürlükçü haliyle oluyor. Sonra az Adım 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 giderek bir şekilde yozlaşıyor ya da devlete yanaşıyor. E o noktadan sonra bitti. E ne diyebilirsiniz buraya? Türkiye gene bir fırsat daha harcadı yani. Özal'da olduğu gibi mesela ya da Menderes'te olduğu gibi mesela. Peki siz demokrasiyi çok önemseyenlerde anlamadığım bir şey var onu soracağım. Biraz provokatif bir şey söyleyeceğim ama benim de bir sürü sizin gibi arkadaşım var. Hala arkadaş mısınız onlarla? <laughs> Maalesef hala arkadaş. <laughs> yani şöyle bir inanç var. Biz demokrasiyi işletelim ve toplum doğruyu bulur diyorsunuz aslında özünde siz. Yok bu biraz liberal demokrasi. Ben liberal... E, siz de liberalsiniz aslında. Değilim. Değil mi? En büyük liberal Benim... olarak. Benim yığınla liberalizm karşıtı olan makalem var. Ne diyorsunuz? Çünkü yani? zihniyet olarak liberalizmin dayandığı zihniyet demokrat bir zihniyet değil. Yani seçim yaparak siyasi partilerle işte mecliste vesaireyle gelinecek olan Demokrasi bir mekanizma olarak demokratik bir mekanizma olabilir. Ama bu demokrasi mesela insanlara yeterince özgürlük alanı verebilecek bir demokrasi mi? Benim şüphelerim var. Bu batıda da hala aynen geçerli. Bugün batıda mesela demokratik gap diye bir şey tartışılıyor. E şu anda bayağı demokrasi askıya almış durumda. Yani aynen. Dolayısıyla liberal demokrasiden demokratlık çıkmaz. Okey ama yine de böyle bir şeye inanıyor olduğunuzu düşünüyorum. Yani... Toplumu bir şekilde bırakalım, bu işte yaralar alınır. Yani bir eğer, evet, eğer eğer konuşan bir toplumsa, eğer konuşmayı anlamlı bulan ve buradan giderek birlikte düşünebilen bir toplumsa, evet. Bunun başka bir yolu yoksa. Onu soracaktım. Nereden ona varıyorsunuz? Çünkü öyle olmuyor. Gördüğümüz hiçbir örnek bize onu söylüyor. E, tabii ya zaten ol, olma ihtimali zayıf. Çünkü Türkiye'nin damarlarında demokratlık diye bir şey yok ki. Yani Türkiye'nin geçmişe doğru gidelim. Bizans'tan beri bu topraklar. Bu topraklarda demokrat zihniyet diye bir şey sadece belirli 3-5 tane insanda olmuş yani. Çok güzel. Peki madem Türkiye'de demokratlık diye bir şey yok ki ben de öyle düşünüyorum. O zaman niye biz daha riskli bir yapıya geçit verelim? Yani niye riskli olsun? Herhangi bir dine inanan biri, <laughs> dine fanatikçe inanan biri veya bir cemaate uyu olan biri bir sürü açıdan tehlikelidir. Bir liberale yani göre. Ama konuşan bir toplumda, tartışan bir toplumda bütün radikaller azınlıkta kalmaya mahkumdur. Her cemaatin içinde daha ana damar öne çıkar. Şu anda mesela bir sürü sağ çalışması yaptım ben. 2000'lerin hemen başında siyasal İslam sorusu ya da şeriat gelsin mi sorusu. Mesela %7-8 gibi oylar çıkıyordu Türkiye'de. AK Parti'nin 3. 5. yılına geldiğimizde tekrarladığımızda %3'e 4'e inmişti. Şu anda da yine herhalde 7'lerde falan. En fazla olabilecek olan odur ve eğer kendisini demokratik bir ortamda hissederse insanlar bu oranlar hepsi düşer. İki tarafta da düşer. Ulusalcılar da düşer oran olarak öbürleri de düşer. Peki ama şöyle bir senaryo konuşalım yine senaryo yazacağım. yani. 2016'daki o darbe başarılı olsaydı kendi adlarını ve Erdoğan düşseydi daha kötü bir Türkiye olurdu diye düşünüyorum. Ya yani bence de daha kötü bir Türkiye olurdu. Dolayısıyla o, hani şey, öbür taraf tabii. da <laughs> çok. Öbür taraf dediğiniz Fethullahçılar değil ki. Yani darbeyi yapanlar onlardı diye. Evet hayır varsayalım. tamam. Evet darbeyi yapan, yapmak için şey onlardı ama... ...hani öbür tarafta iki taraf yok. Bir sürü taraf Bir var. Bir sürü yani. taraf var evet. Ama hani büyük ihtimalle ele geçirecek taraf... ...yani biz şu anda... Tabii ki ...ne yazık ki olurdu. sizin tanımınızda layık kesim olarak... Erdoğan'a müteşekkir olmak durumundayız. Şöyle diyelim. Her zaman her Teşekkür zaman edersin. her zaman siyaseti kayırmak zorundayız. Çünkü siyaset ne olursa olsun daha şeffaf olmak zorunda ve ne olursa olsun en kötü liberal demokrasi sistematiğinde bile 3-4 senede bir bize müracaat etmek zorunda. En azından. Bu olmadığı takdirde çok daha tabii riskli bir olay var Türkiye'de. Peki siz mesela umutlu musunuz gelecekten? Sosyolojik olarak evet ama çok yakın zamanda değil. Siyasi olarak çok fazla bir şey göremiyorum. Çünkü bu... 75 yıl hesapladım ben katılır mısın? Yani hesaplamak bizi aşan bir şey de. Çok e, bilinebilecek bir şey değil. Yeniden sonra nasıl hesapladığımı Birkaç nesille olacak olabilir. Yani kaç nesle ihtiyaç duyabilir diye düşünülebilir. Ama şu anda muhalefetin hala bence Türkiye'yi anlamama gibi bir durumu var. O zaman da bu iktidar yeni inşa ettiği bu rejimi artık tahkim edecek, bence yerleştirecek. Önümüzdeki anayasayla beraber de farklı bir cumhuriyet rejiminde yaşamayı öğreneceğiz. İlle çok kötü, çok iyi olacak bir şey değil bu. Alışık olduğumuzda bir şey aslında. Çetin çok da gibi. Çok da yadırgamayacağız yani bence. Ama Türkiye özgürlüğü bilen, demokrasiyi bilen bir toplum değil. Ya uzun süre Bunları bilmemeye bence devam edecek. Şöyle bir avantajı var. Eğer savaş görmezsek, eğer küreselleşme devam ederse, eğer iletişim teknolojilerindeki bu yaygınlaşma, yerelleşme olayı devam ederse, o zaman her nesil dünyaya eklemlendikçe farklı normları buradaki normlarla karşı karşıya getirmek zorunda kalacak. Bu çatışmadan olumlu şeyler çıkabilir ama şart değil. İlle çıkacak diyemeyiz. Ama bu gene bir ihtimal Eğer bu durum bunu taşıyan bir siyasi parti üretirse işte o zaman çok önemli bir olumlu ihtimal beliriyor. Bu gelecek partisi olabilir mi? Olamaz. <laughs> Teşekkür ederim. Çünkü bu şöyle söyleyeyim hala var olan kapanan defterin siyasi partileri şunlar. Ne kadar iyi niyetli olsalar bile İktidardakiler de öyle muhalefettekiler de öyle. Ahmet Davutoğlu da öyle. kızmayacak mı size bunu söylediğiniz? Yani Ahmet Davutoğlu da muhtemelen bunu Biliyor, bir yönüyle bir yönüyle biliyor. Belki değiştirmek için çalışıyor ama o kadar kolay şeyler değil. Yani anlamak başka bir şey, yani onu değiştirmek falan bambaşka bir şey. Peki Ahmet Davutoğlu'nun Türk dış politikasını mahvettiği iddiası vardır. Özellikle bu Suriye'deki hareketleriyle işte. Hayır, yani Onun... bunlar çok yüzeysel yaklaşımlar bence. Çünkü sonuçta Ahmet Davutoğlu kendi başına bu kararları almıyor. Bir kere bir Yok, siyasi fark hani, var. felsefesi bir de profesör kendisi de Tamam ama yani profesör diye Türkiye'yi dış politikasını değiştirecek falan değil. Herkes profesör yani o dünyada. Ya aslında şunu sormak istiyorum. Bir röportajınızda şey diyorsunuz. Ermeni <laughs> olduğumu kanıtlamak zorunda değilim. Ben kendimi daha çok Osmanlı sayıyorum diyorsunuz. Neden öyle diyorsunuz? Merak et. Çünkü aslında Davutoğlu ve onun gibilerin sanki bir hayali böyle bir Osmanlı version 2 gibi. Yani ikinci versiyon e gibi. Şöyle tabii. Şu, şu, şöyle bir hikaye var. Yani görmemiz lazım. Cumhuriyet hem bir ilerlemedir hem bir gerilemedir. Hangi kriterlerle baktığınıza bağlı. Bütün devrimler gibi. Aynen. O yüzden de Osmanlı'nın da hem ileriye dönük olumlu tarafı var hem de hiç alınmaması gereken olumsuz tarafları. Var. E hangi Osmanlı'dan bahsettiğinize bağlı. E yani neden var. bir Ermeni kendini Osmanlı e bir, Büyük olurdu. toplumun parçası hissediyorum ben kendimi. Hiçbir zaman doğduğum günden beri çok ufak yaşta yani 6-7 yaşımdan itibaren cemaat olayından nefret ettim. Bu cemaat olayını kendi ailemin çevresindeki insanlarla bir, bir şekilde tanıştım bunlarla tanık oldum, gördüm. Pangaltı köyde büyüdüm ve de Türkiye'deki bütün cemaatlerden hani Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Rum, Ermeni, Yahudi hepsinden Hı. arkadaşlarım oldu. Hepsinin aileleriyle tanıştım ve evlerine girdim. Hepsinin neredeyse birbiri hakkında olumsuz bakışları olduğunu ve de hani aslında birlikte yaşama iradesinin çok zayıf olduğunu gördüm. Onun dışında argümanlar da bana son derece aptalca geldi. Çok ufak yaştan itibaren öyle geldi yani. Böyle annemin anlattığı hikayeler vardı. Benim yaptığım misafirlere falan yaptığım kabalıklar diyeyim. Beni rahatsız etti bu. O yüzden de kendimi eğer bir şeyin içinde hissedeceksem yani burada Etnik kimliğinden, dini kimliğinden bağımsız olarak bu topraklarda yaşamış, fikir üretmiş, bir şeyler yapmaya çalışmış bir sürü insan var. Ve onların birçoğunu birçok yönüyle de bir şekilde beğeniyorum ve de saygı duyuyorum. Bütün çelişkileriyle beraber, o çelişkiler bende de vardır, olmaması mümkün değildir. Yani o çelişkileri taşıyamazsanız zaten yeni bir şey düşünemezsiniz. E bu ama yaşayan bir şey. Güzellik burada yani. Şunu da söyleyeyim. Bu bana büyük bir özgürlük alanı açtı. Yani ne bir anlamda? de öyle bir tarafı var. Yani Ermeni Hiçbir cemaatin cemaat içinde yok. kalsaydınız, Nedir? Çok basit olarak söyleyeyim. Ailenizin bulduğu bir Ermeni kızıyla evlenirsiniz. Yüzde doksanı böyle olduğuna göre, hani bu, bu Alemlilerde e, bile öyle aslında. Ya, yani Alevilerde. hepsinde öyle. Cemaat olayı bu. O, oraya uygun bir yerde çalışma ihtiyacı duyarsınız falan filan. Ya bütün bunlar tarafıyla gülünç insanlık adına. İşte ben de onu. O, yani evet, evet. Dolayısıyla bunun dışına çıkmak lazım. Ama, ama Bunu bunun dışına değil, çıktığınız zaman, hocam. şöyle bir şey, dışına çıktığınız zaman bunları görmezlikten gelemezsiniz. Bunlar hala hakiki insanlar var ve de var oldukları için benimle beraber o toplumu oluşturdukları için de bir tür saygı değer tarafları var. Yani benim onları kale almam, dikkate almam gerekiyor. Eğer onlara bir laf edeceksen ben onları anlamadan laf etmenin çok fazla bir mantığı yok. O zaman anlama çabası gerek. Hepsini anlama çabası. Anladığın zaman beğeniyor değilsiniz yani anladığınız şeyi evet. ama anladığınızı karşı taraf hissin. Ben de size anladım bugün mesela. Güzel. Ama beğenmiyorum. Aa, e, e, bu bir aşama tabii şimdilik. <laughs> İlk başta ancak anlayarak yani beğenmeniz için kendinizle hesaplaşmanız gerekiyor. <laughs> bu çok iyi. <iddialı. gülüyor> Peki son sorum benim. Türkiye'de Ermeni olmak zor mu? Tabii ki çok zor. Öyle mi? Ne oluyor? Tabii ki çok zor. Ya çünkü her yerde bir kere anında gözüküyorsunuz, damgalısınız. Yani adınızı söylediğiniz andan itibaren, adınızı gizlemek zorunda hissettiğiniz andan itibaren, çok ufak çocukluktan itibaren çok daha dar bir kamusal alanda davranmak zorundasınız. Ama mesela bir yandan da işte Boğaziçi Üniversitesi'ne girmişsiniz, Robert okumuşsunuz. Yani Ermenilikle ilgisi yok ama. Yani engel konmamış size diye anlıyorum. E Robert Kolej olduğu için, tabii Robert Kolej farklı bir yer. Yani, yani bu bir, baskı bir, kurumsal düzeyde değil de daha çok sosyal düzeyde mi oluyor? Devlet karşısında özellikle. Bir e, yani tapu dairesine gittiğiniz zaman ya da bir elektrik idaresine Hala gittiğiniz var zaman mı? çok azaldığını söyleyebilirim. Şu anda çok daha az. Peki Ermeni cemaati size nasıl bakıyor? Yani çok büyük bir muhabbeti olduğunu sanmıyorum. Ama Agos'un başına geçtiniz Hrant'in Evet Hrant'la ilişkim nedeniyle ama o da gene çok özel bir durum. Aslında çok basit yani olay şöyle oldu. Hrant'ın öldürüldüğü gün Agos'a gittik. Ben o zaman yazı yazıyordum Agos'ta. İnsanlar yeni bir baskı yapmak istediler. işte herkes yapıyordu. Sonra kendi aralarında bir toplantı yaptı oradaki çalışanlar ve gelip bana sizin devralmanızı istiyoruz dediler. Ben de bunu belirli bir süre için yapabileceğimi onlara söyledim. 3 yıl bir vade koydum kendime. 3 yıl yaptım sadece. 3 yıl sonra da devret. O gün Samaz çıktı biliyorsunuz. Evet. Ne hissediyorsunuz? Ama isim, ismini, değiştiriyor biliyorsunuz. Öyle mi? Ne yapıyor? Ee, söylemem doğru mu bilmiyorum ama çıktı gazetelerde. Ne Soyadı Karadeniz. Mi? En azından onu söyledim. Ne hissediyorsunuz bu olay karşısında? Ya bu bir şey bir duygu uyandırmayacak kadar süfli peti. Hani tam İngilizcesiyle bir olay. Ya o büyük ihtimalle ne yaptı bilmiyorum. Hrant'ın öldürülmesi kararı ve öldürüleceği bilgisi bir yıl öncesinden Trabzon, Ankara ve İstanbul Emniyetinde mevcut. O emniyette Gülenciler var, Kemalistler var, MHP'liler var. Hepsi biliyor. Bu konuda ama aralarındaki o kavga hiç önemli hale gelmiyor ve de e, adım, adım 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 oraya doğru Siz gidiyorlar. Siz o zaman zamandasınız ama. Tabii. Size o bilgi gelmiyor. Hayır. Tabii ki. Yani onlar biz tabii sonradan öğreniyor. Çünkü Hı. Fethullah cemaatinin iki hiyerarşisi var. Bir tanesi tepeden Fethullah Gülen'le başlıyor. Tabii bir, bir kurul var diyelim. Ondan sonra da poliste, yargıda ve kritik bürokraside yerleştirilmiş olan elemanlar. E biz bu elemanların kimin kim olduğunu bilmiyoruz tabii. Bu aşağı doğru indi aşağı doğru indiği zaman öğretmenler, okul müdürleri vesaire yani memur sınıf. Şimdi bu memur sınıfı tamamen diğer olaydan, bağımsız diğer olay ne? Bütün bu medyasıyla, sohbet odalarıyla, okulların genel işlemesiyle falan filan giden bir daha kitlesel bir olay. O siz işte o tarafını görüyorsunuz işte. Yine de ürpermediniz mi yani hani benim Çalıştığım gazete biliyormuş bunu ama bana söylememişler. Evet tabii bu konuşuldu yani tabii. demek ki çünkü sizin de öldürülmenizi isteyebilirler mi? Yani evet. Yani buna bir anekdotla şöyle cevap verebilirim. Ben aynı zamanda, zamanda Tesevde proje yürütüyordum. Çok iyi hatırladığım şey çok iyi iki arkadaşım Tesevde asansörde yukarıya doğru çıkıyorduk tam Hrant'tan öldürülmesinden belki 3-5 ay sonra alandı. Ve de yani arkadaşlarım sordu bana yani nasıl hissediyorsun nedir? Ya tek istediğim bir şey var dedim. Yani öldürülmemek Bu kadar. Yani ondan sonrası her şeye razıyım yani. Öyleydi. Evet. Var mı arkadaşlar? Evet. Gençlerde de sorabilir mi? Tabii ki. Tüm söylediklerinizi çok büyük bir can kulağıyla dinledim. Evet. Ama kulaklık vardı. Evet kulaklık da vardı <laughs> aynı zamanda. Şöyle nitelendirdim. Leikliği ve dini cene tam karşı karşıya koyduğumuzda sizin leikliği daha iyi analiz edebilmek için karşıda durduğunuza dair bir izlenim aldım söylediklerinizden en azından. Ama şunu merak ediyorum. Aslında çok uzun süredir merak ettiğim bir şey ve en doğru sorabileceğim kişi sizsiniz. Tam olarak AK Parti ve Fethullah Gülen'i aynı tab tabanda birleştiren ideoloji neydi? Ve o ideoloji bazı insanlara, zamanda size de mantıklı gelen bir ideolojiyken... ...o ideoloji neye değişti de artık mantıksız gelmeye başladı size? Ama ayrı Şu, program yapmak lazım. Şöyle kısaca söyleyeyim evet, bir ki yani laiklikle ilgili eleştiri... ...bu İslami kesimin siyasallaşması olayından çok önce. Sırf ben değil, bir sürü layık kesimden bir sürü insan özellikle 1970'lerde... ...mesela iletişim yayınlarının yayınlarına bakabilirsiniz. 1970'lerde neler basılmış, çok çok ileri şeyler bugün artık öyle bir entelektüel dünya yok yani. Ve hepsi aslında Cumhuriyet, Kemalizm, laiklik eleştirisi Türkiye'de. Herhangi bir referansa bağlı olarak değil. Tamamen evrensel bir takım. Kendilerince herkesin kendi referansı var. Bazısı solcu, bazısı liberal, bazısı başka şey. Dolayısıyla öbürü sonradan çıkan bir imkandı ve özellikle de 1990'larda 28 Şubat'tan sonra gelmesi aslında ilginç kıldı AK Parti. Yi. Öteki taraftan aslında mesela bu laik kesimin çok mesela tipik bir bakışı yani Fethullahçılar var, AK Partililer var. Yani milli görüşçüler. AK Partililer değil mi? O bir siyasi parti. Milli görüşçüler var, Fethullahçılar var. İşte al birini vur ötekine. ikisi de birbirine. Yani hiç, hiç değil. Birbirine tamamen zıt iki ideolojik bakış. Din çünkü din konuşuyorsak dinin birbiriyle hiç ilgisiz biçimde iki farklı yorumu var orada. Dinin hayata yansıması tamamen birbirinden farklı. Burada bir işbirliği var ve bu işbirliği tamamen siyasi ticari bir işbirliği. Yani hayatın getirdiği bir işbirliği oldu. Hiçbir zaman birbirlerinden hoşlanmadılar. Birbirlerine yağ çektiler. Ama hepsi yalandı aslında yani çünkü içlerine girdiğiniz zaman birbirlerinden nefret ediyorlardı. Ya yani ben zamangasında o kadar uzun süre yazdım. Her döneminde ama özellikle 2007'den sonra falan çok açık Tayyip Erdoğan'dan müthiş bir nefret vardı. Tayyip Erdoğan'a karşı. Aynı şey... Milli görüşçülerin içine girdiğiniz zaman Fethullah Gülen'e olan büyük bir nefret vardı. Tamamen bir çıkar ilişkisi söz konusu oldu. Ne? Mu? Çıkar, ilişkisi. Evet, söz konusu. çıkar ilişkisi. Evet tabii, tamamen çıkar ilişkisi ve o çıkar ilişkisi de daha da büyük çıkarlar, çıkarlara doğru gitti ve sonunda patladı. Yani doğru mu anlıyorum tırnak içinde ortak bir dava hiçbir zaman olmadı mı? Ortak bir dava çok genel söylediğinde dindarlar devlette memur olsun, devlete girsinler, devlette iş bulsunlar. Hani böyle bir şeydi. Bizim dediğimiz çok de masum bir çok masum bir olaydı. Dolayısıyla da ikisinin de toplumda hitap ettiği genel bir kulak bu anlamda vardı. Ama işin daha hani hardcore işin içine girdiğimiz zaman hiç birbirine benzemeyen, birbiriyle beraber olma ihtimali olmayan, zaten milli görüşçülerle Fethullah Cemaati üyelerinin aynı anda, aynı grupta, herhangi bir yerde birlikte olduğuna hiç ben tanık olmadım. Ticaret odasından tut, bilmem yani cemaatsal yapılara, dini yapılara, hiçbirinde birlikte olmadılar. Layık kesimi birazcık anlayışsız olarak nitelendirdiniz ya. Şu andaki Türkiye'de de tam tersi söz konusu değil mi? Yani şöyle bir şey vardı. Örnek vereceğim çok kısa. Sosyal bir deney var. Sokakta kadınları işte başörtü denettiriyorlar. Bunu videoya çekiyorlar. Üstüne sosyal medyada çok güzel bir uygulama bu işte. Çok iyi bir ülkeyiz. Çok şey her renkten insan var. Ama aynısını mesela şöyle bir şey olsa. Kapanmış bir kadını açtırmaya yönelik bir uygulama olsa bu kadar yumuşak karşılanmaz ya. Tabii. Artık Türkiye'de özellikle benim yaşadığım çok küçüğüm daha ama hiçbir zaman karşı kesimde yani laikliğe olan karşı kesimde anlayışlı olduğunu görmedim açıkçası. Öyle öyle insanlar var, öyle insanlar ön planda ve öyle insanlar korunuyor şu anda. Dediğin tamamen doğru. Yani gözlem olarak baktığımız zaman öyle. Ama şimdi daha büyük baktığımız zaman olay şu. Esas baskı Gizli korkular varsa vardı. Kendini ifade edememe halleri varsa ve bu yaygınlaşmışsa vardır. Türkiye'de İslami kesim, dindar kesim çok uzun yıllar bir eziklik, bir büyük baskı altında yaşadı. Ve buradan bireysel çıkış da çok mümkün olmadı. E ne zaman mesela İslami kesimden gelen birileri laik bir gazetede yazı yazabildiler ilk defa? Aslında bir sürü ilginç kalem vardı ama yazamıyorlardı. Ama şimdi de tam tersi. <laughs> evet, tersi. şimdi <laughs> Hayır şimdi şimdi çok daha karışık. Yani onu ondan bir müşteri olur. Şimdi çok daha normal aslında Türkiye. Bu anlattığınız örnekler de aslında normalleşmenin parçası. Çünkü bunlar görünür oluyor ve tepki veriyoruz. Ya yani bu kabul Mesela, edilebilir bir şey değil çünkü diyor. <laughs> Nedim Şener'le ilgili bir yazınız var o dönemde. Nedim Şener'e karşısınız. Şimdi Nedim Şener iktidarın tam gücü. Evet aynen yani, dolayısıyla kiminle o zaman, olduğu çok belli değil. O zaman misin? Nedim Şener sözde iktidarın karşıtı vesaireydi. Evet. Hangi iktidarın, Ak Parti'nin birinci döneminin iktidarı? Yani şu anda. Bu iktidarın yanında e, şimdi o zaman e, dönüp baktığım zaman e, iyi ki öyle demişim. Ama diyorum siz yani. o zaman da karşıymışsınız şimdi de karşısınız. Siz Nedim Şener'e karşıydım. Evet. Şener e evet, evet. e, çünkü Nedim Şener'in ya da ona benzer insanların siyasetle ilişkisi, bilimle ilişkisi, entelektüellikle ilişkisi, gazetecilikle ilişkisi çok makbul bir ilişki değil bence. Tabii onlar da aynı. Başka şey bir kelime söylüyor. kullanmak istemiyorum ama çok makbul bir ilişki değil. O tür ilişki kurduğunuz zaman herkesle yan yana gelebilirsiniz. Ve niye geldiğinizi de anlamak çok zordur yani. 2014'te bir bu kitabınız çıkıyor sizinle yapılan söyleşilerden. Yüzyıllık parantez diye. Kemalist vesayetin yüzyıllık parantezinin kapandığını söylüyorsunuz. Şimdi de neo-ittihatçılık aslında sanki o kapanan parantezin peşine inşa edilmiş yeni bir vesayet sistemi. Parantez onu göreceğiz. Hani. Evet. Panırsa Hayat göreceğiz. gösterecek. Şunu diyorsunuz hani Türkiye'de yönlü batıya dönmüş Kemalistler vardı ve yönlü yerli ve milli olana dönmüş. Bunun üzerinden bir benlik inşa etmiş bir ittihatçılık var. Kemalizmin kaybettiğini dolayısıyla öldüğünü iddia ediyor. Diyorsunuz. Mesela Asim Ozan tam tersini söylüyordu. Kemalistler iktidara geldi diyordu. Şimdi Kemalizm öldüyse Kemalistler ne yapacaklar bu yeni rejimde? Ne olacak Kemalistlerin yeni pozisyonu? Ben onu merak ediyorum. Evet bu, şimdi bu da tabii yaşayıp göreceğiz. Çünkü onlar da adapte oluyorlar. İşimiz gücümüz aslında var olan durumları adaptasyondan ibaret. Yani insanlar olarak ya da organizmalar olarak. Önlerinde birkaç alternatif var. Bazıları zaten şu anda da bölünmüş durumlar. Bazıları mesela bu iktidarın çok rahat içinde olabiliyorlar. Daha ulusalcı olanlar. Şu anda hatta milletvekili falan bile var AK Parti'den milletvekili olmuş eski çok makbul ulusalcılar var. Televizyonlarda falan filan. E cez, da e, ülke evet mesela Ulki gibi. Dolayısıyla bir bölümü öyle olacak. Ama ben soruyu daha derinlikli olarak düşündüğüm zaman, sizin sorduğunuzu anlamaya çalıştığım zaman şunu düşünüyorum. Kemalizme yeniden bakmak durumundalar ve Kemalizmin bazı şeyleri çok fazla zorlamasının daha geri teptiğini görmekleri gerekiyor. Nedir bu? Mesela bu kimlik anlayışı yani makbul vatandaşın ne olduğunu tanımlama. Şimdi bunu eğer siz dindarları dışarıda bırakarak tanımlamışsanız 9. sene e bu çok doğru olmamış. Çok açık bir şekilde çünkü başka birileri dindarları oraya davet ederek şimdi sanki tırnak içi daha demokratik bir kimlik oluşturmuş durumda ve bu sayede de seçim kazanıyor. Şimdi demek ki burada bir taktiksel büyük bir hata bu var. Yani mi bu kazanıyor? laiklik bu sayede mi kazandığını yani? E, evet tabii bu sayede. Çünkü şu anda İslami kesim ya da muhafazakarlar kendilerini devletin parçası, devletin sahibi olarak görüyorlar. Ve bunun bunu reel olarak görüyorlar. Ama bu demokrasiyle ilişkili bir şey değil ki. Bu e, oportunist. Seçim. Şey. Sonuçta onu dedim. Yani zaten bu... tırnak içinde demokratik dedim. Ama sonunda seçim kazandırıyor. Yani sonuçta bu bir yenilgi ise Kemalistlerin de durup eğer bu seçim sistemi devam edecekse o zaman bunca senedir çoğunluğu dışarıda bırakan bir kimlik anlayışı e, herhalde çok akla kar bir kimlik anlayışı değildi yani. Bir kere bunu tespit edip kendilerini yeniden tanımlamaları gerekiyor bir biçimde. Hala Kemalist mi olur, bunun adı başka bir şey mi olur? İkinci bir olay şu anda çok özel bir dönemden geçiyoruz. Modernlik eskisi gibi insanlara olumlu cevaplar veremiyor, soruları çözemiyor, sorunlara çare olamıyor. Kendisi bir sorun. Batı kendi kendini yönetmekte zorlanıyor şu an. Dolayısıyla batılı referanslar gücünü kaybediyor. Bizim dünyamız iyi iyisi veya kötüsüyle ama bir tür yıpranma var. Kemalizm de böyle bir yıpranma geçiriyor. Şimdi yani bir yeniden inşa dönemindeyiz. Zaten bu iddiaçı iktidar da o sayede kendini ortaya attı. Şimdi o zaman şöyle şu soruya geliyor. Demokrat zihniyeti içine alan, demokrat zihniyetten de beslenen en azından, tamamen öyle olmasa bile. Oradan da beslenen bir laiklik, kemalizm tanımı ortaya çıkabilir mi? Bunun siyasallaşması mümkün mü? Bu sorunun cevabı evet mümkün. İhtimal var mı? Az ama var ve bu o insanların ne yapacağına bağlı. Yani bugün ben kemalistim diyen insanlara bir sorumluluk düşüyor. Bu kadar seneden sonra neydi bizim Yaptığımız doğrular onları nasıl devam ettirebilirim? Yani onları nasıl savunurum? Yanlışlar neydi? Ve bunu nasıl izale edecek şekilde kendimi yeniden tanımlarım? Hayat devam ediyor çünkü. Ve bu iktidarın da öyle Türkiye'yi mutlu yapacak bir hali yok. Yani Türkiye'ye büyük özgürlükler falan getiremeyecek yani. O belli. O yüzden de bu şikayetler devam edecek. Ama mesele şu. Böyle dönemlerde sırf vatandaşlık tanımı üzerinden giden muhalefet işe yaramıyor. Niçin bugün bir Putin var? Niçin bir Orban var? Niçin bir Tayyip Erdoğan var? Çünkü bunlar hayali bir yüzyıla konuşuyorlar. Ve bu biz beğensek de beğenmesek de cazip. O zaman muhalefetin de eğer Kemalistler muhalefet olacaksa onların da bir yeni yüzyıla konuşması lazım. Türkiye'ye bir yeni yüzyıl anlatmaları lazım. Nasıl yaşayacağız? Nasıl bir ülke olacak? Dünyadaki yerimiz ne olacak? Biz kimiz? Şimdi bu sorulara iddiaçılığın cevapları var. Çünkü zaten o cevaplar orada duruyor. Tarihte kolay yani. Kemalizminki daha zor. Kendini değiştirerek olacak. Siz Kemalizm Ama ve iddiatçılığı... daha iyi. Kemalizm ve ayırıyorsunuz. Kemalizm ve bir süreklilik içinde ortaya çıkmış olsa da idealler olarak tamamen zıt şeyler. Peki bir şey soracağım. Bizim bir anayasa programımız var. Süreyl Batum'la yapıyoruz ve anayasanın bütün maddelerini konuşuyoruz. 27. maddedeyiz galiba şu anda. Orada genelde şöyle bir şeyde hep gelip takılıyoruz. Bu vesayet lafı şu açıdan riskli değil mi? Hukukta vesayet olmaz diyor Süheyl Hoca. Yani şöyle zaten siz bir hukuk sistemi kurduğunuz zaman bu vesayettir. Yani siz uluslararası standartlarda bu arada kültür deyince batı kültüründen başka bir uygarlık da çok mümkün değil bugün. Yani bizim örnek alabileceğimiz hani batı cevap veremiyor. Şöyle Gözünü diyelim mı? batının içindeki eleştirel kültürü dikkate alır. Merkeze koyarsak batı kültürü benim reddedeceğim bir kültür değil. Evet. Ama batıldaki statüko kültürü eğer merkeze alırsak Yok, o, başka. o pek bir işe yaramıyor. Şimdi hukuk sistemimiz ciddi şekilde aşındırıldı. Yani ben hep şeye bağlıyorum hakemin dövülmesi de böyle bir şey aslında. Yani hukuk bu çekildiği için o o alanları para, iktidar, mafya, kabadayılık bunlar ele geçiriyor. Ama yıllarca mesela hala şu var Bahçeli mesela Anayasa Mahkemesi kaldırılsın diyor. Yani siz de bir ara sanırım benzer şeyler söylediniz. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu parti kapatmaya çalışması vesaire gibi durumlarda ciddi eleştirdiniz ve vesayetin odağı olarak gördünüz ya da vesayetin aracı olarak gördünüz. Ama Şuna cevap bulabiliyor musunuz? Yani bir Anayasa Mahkemesine ihtiyaç var, değil mi? Tabii ki bence Nasıl var. Nasıl kuracağız peki? Evet, işte zaten esas soru bu. Eğer o Anayasa Mahkemesinin demokratik bir biçimde çalışmasını ve o kararlarının gerçekten uygulanabilir olduğunu onaylayan, mümkün kılan bir arka plan üretememişseniz, o Anayasa Mahkemesi zaten pek bir işe yaramıyor. Şimdi bugün yaramıyor gördüğümüz zaten. gibi ya da abimin istediği Anayasa Mahkemesi haline geliyor. Siz çünkü genel zihni arka planda hala otoriter ataerkil olmaya devam ediyorsunuz. Hala hiyerarşik bakıyorsunuz. Ama tam itirazım orada. Yani bir otoriteye ihtiyaç yok mu? Yani Supreme o, Court o, Amerika'da o otorite eğer demokratik bir mekanizmayla seçiliyor, şeffaf ve işte hesap verebiliyor durumda vesaire belirli bir toplumsal denetim halesi içinde yaşayabiliyorsa o zaman anlamlı. Yoksa zaten ana sistemin bir vidası haline dönüşüyor ya bir bir kurgusu haline dönüşüyor. Somut bir senaryodan sorayım. Şu an Türkiye'de Yarın Erdoğan çıksa dese ki Bahçeli ile beraber ya biz ölüm cezasını geri getirmek istiyoruz dese ve referanduma götürse bunu yüzde %55'le falan bunun kabul edilebileceğini düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim tabii olabilir. ama olabilir. Yani kabul edilebilir bu, bu olasılık. Edilebilir, olarak doğru. Biliyorum. Fakat bu yanlış bir şey. <laughs> bunu biliyoruz. Yani şöyle bir şey. Şimdi bu yanlış <laughs> bir şey biliyoruz. Çok itici bir cümle olduğu için bunu şimdi yüzde %60'a çıktı. O 55. Ama biliyoruz hocam. Hayır, bilmiyoruz. Biz bir teklif ediyoruz, tartışmak istiyoruz, bunun yanlışlığını anlatmak istiyoruz. Bu zaman alacak ve belki de Yok. birincisinde yenileceğiz. Yanlış bir şey derken? %55'le veya 60'la veya 75'le bile kabul edilse. biliyorum bu ben iyi de... bir şey değil. Yani bu Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ha, çoğunluğun bunu kabul etmiş olmasından bahsediyorum. Evet, çoğun bir şeyi çoğunluğun kabul etmesi doğru bir şey. kabul ettiği evet. anlamına gelmiyor. Dolayısıyla nasıl Ama bunu azınlığın fikri de dolayısıyla kendiliğinden doğru olmuyor. Ama bu söylediğimi anladığını azınlık konuşmadığı sürece benim bakışımla azınlık ne kadar doğru ve haklı olursa olsun meşru değil. Meşru Konuş... yani konuşsak sistem... ikna edebilir miyiz diyorsun. Evet edebiliriz. Edemedik Çok yani. zaman alır. Ed Edemeye de biliriz. Onu kabul edeceksin. Hayat böyle bir şey. Anladım. Başka şansın yok. Sokol, Kolaya kaçmak kolay değil. <laughs> Her şey kolay olsun istiyorsunuz siz ama yani olmuyor öyle. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz ama öyle. yalnız bir insan yani Ay'daki adam konseptine çok uydu herhalde. Yalnız bir misiniz? Arkadaşlarınız var mı çok? E tabii arkadaşlar ama ama çok az sayıda yani öyle o şekilde arkadaşlarım var, öyle diyeyim. Ama kendimi yalnız hisseden biri değilim. Yalnızlık iyi bir şeydir bir noktadan sonra. Hani eğer belirli bir düşünme şeyiniz varsa, disiplininiz. yani disiplininiz varsa bunu insanlarla beraber yapma lüksünüz varsa bu çok önemli bir şey çünkü tek başına mağaraya kapılıp düşünerek hiçbir şey bulunmuyor. Yani her şey bulunuyor da. Yani o onlar <laughs> onlar sonradan başka türlü bulunmuş olan şeylerin mağarada düş aklına geldiği diyerek revizyon da uğraması hali yani. Hiçbir şey öyle bulunmuyor. Hayatın içinden yürüyor fikirler. Ve hayat karşılaşmalar demek, dolayısıyla etkileşim demek. Etkileşime açık olmak gerekiyor. Demokratlığın en önemli unsurlarından bir tanesi. Peki siz etkileşimi mesela Beni başka bir yere koydunuz ya doğal olarak yani layıkçı yaptınız ya beni. Beni ben yapmam sen kendini Hayır. yapmak istediğin için oldu ama e, ben mesela bir şey yapmıyorum. Mesela benden gelecek etkiye açık mısınız? Yani beni ben olarak e, almayın. E, aynen daha önceki dindarlara nasıl bakıyorsam Burada benimle beraber bu toplumun üyesi, benimle beraber burayı paylaşan birisi. Dolayısıyla niye böyle hissediyor, niye böyle düşünüyor benim için çok anlamlı sorular. Düşündüğü söylediği şeyin doğru yanlış olması ikincil bir şey. Çünkü ile olan o geceki röportajda biraz üstten bakıyorsunuz ve hatta bir yerde aranızda birebir şey oluyor. O, yani. o Hablemitoğlu'nun o andaki tartışma kalitesiyle çok bağlantılı bir şey. Ama siz de onu Hablemitoğlu'nun bence tabii şimdi öldürüldü falan şu böyle bir üzerimizde manevi yük var ama oradaki tartışma kalitesi çok alt seviye bir kalite. Şöyle bir konuşma geçiyor aranızda siz de bir cemaatin üyesisiniz, siz evet, de layık bir cemaatin üyesisiniz diyorsun. Öyle mi görüyorsunuz? Öyle tabii. Bu gerçeği görmeden Müslümanların niye böyle davrandığını anlamak mümkün değil. Anladım. Biz farkında olmadan o yüzden dedim Robert Kolej'e e girdim ben evet ama... Sonuçta bütün o imkanlarla layık kesime tanınmış olan büyük imkanların la sayesinde girdim. Doğru ama işte siz kazandınız ya yani şimdi dün hüzünle izlememin nedeni biraz oydu. Yani 99'da geçiyor bu tartışma. Siz kazandınız derken aslında Hablemitoğlu öldürüldü. Hani öldürülmesini bir kenara koyun. Onlar kazandı. Yani Fethullah cılar diyelim i̇şte ya da işte bu onlar falan çok riskli kelimeler. Yani niye yok olmuş? anlamayı yani an aslında laikçiler çok dayak yedi zaten hani sürekli yani 20 senedir kaybediyor bu adamlar. Niye hala bu adamlara vuruyorsunuz? Hayır şöyle <laughs> e, diye bu, diye vuruyorsun çünkü oradan bir şey çıkabilir. Vurmaktan mı? Yok hayır. <laughs> tam tersine. Tam tersine şu anda hala hala mesela en son biliyorsunuz şeyde bir tartışma var. Tayyip Erdoğan bir pardon bir bakan proje anlatacakmış. Bütün gazeteciler çağırmış hepsi layık kesimden 10 tane insan. Şimdi muhafazadaki kesimden insanlar biz niye yoğuz falan. E çünkü kültürel hegemonya hala layık kesimin elinde. Bütün sanatıyla, <laughs> sinemasıyla... E, bu ve bütün bilim dallarındaki etkisiyle yani bu o imkanlar bir sorumluluk getiriyor o imkanlar sana benzemeyenin bir anda dışarı dışlanması aşağılanması ötekileşmesi olarak sonuçlanacaksa e, o zaman çok büyük bir tarihsel yazık bu laik kesimin kullandığı imkanlar laik kesim çok daha akıllı olabilir mesela çok daha iyi siyasi partiler çıkartabilir kendi içinden niye çıkartamıyor eleştiriniz doğru ama öbür tarafında 25 yıldır hala kültürel iktidarı alamamış olması bize Alam bir şey söylemiyor mu? Çünkü kültürel iktidar öyle alınabilecek bir şey değil. Alamayacaklar İyi zaten. İyi ya işte yani hani yok aslında anlatabiliyor muyum? E, 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 tabii yani, yok. Yani tabii kimse ki. önlerini kesmiyor aslında. Yani e, yok öyle bir şey. Yapamıyor yani. E, evet tabii ki öyle. Ama bu dolayısıyla ya bunlar biraz daha az insanmış dememizi getirmiyor. Tam tersi daha çok olduklarını anlıyoruz. Sayı Her, olarak, her seçimde anlıyoruz. Sayı bunu. olarak çoklar. Ama layık kesim niteliksel olarak onları sürekli aşağılıyor. Refleksif olarak yapıyoruz. Bilinç dışı olarak yapıyoruz. Ama onları aşağılıyoruz. Yapmasak daha iyi. <laughs> Onlar da bizi aşağılıyor hocam. <laughs> İyice çocuk muhabbeti. Evet çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, bize kızıyorlar. Rasim Ozan'ı çıkardığımızda çok kızmışlardı. Herhalde size de çok kızanlar olur. Niye dövmedin diyorlar. Arkadaşlar dövmek gibi bir şey. Söz konusu değil sadece anlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Gayet yani... de bütün sorulara açıklıkla cevap verdiğinizi düşünüyorum. Aynı fikirde ben... değilim çoğunlukla ama sizi anlıyorum. Yapabileceğiniz bir şey yok ama. Teşekkürler. Aynı fikirde olmanız insanlarla beraber yaşamak durumundasınız. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. En son bunu dediğimde çok kötü olmuştu ama. <laughs> Aydaki Adam devam edecek. Görüşmek üzere.